değişik şekiller gibi oluyor. Kavramları herkes kendine göre bağlantılandırıyor. Aynı kavramları kullanıyoruz. Aynı kelimeleri kullanıyoruz. Ama herkes o kelimeleri kullanırken, yani değer derken, tamam, güç ya da emek ya da başka bir şey, işte sözün sorumluluğu vesaire. Ama herkes oradaki bağlantıyı kendine göre, kendince yapıyor. Dolayısıyla benim de hani söylediklerim arasında şu bir ışık sürekli gözüme oluyor. Ya da biraz yukarı doğru olursa. Tamam, şu aldık değil mi? Parlama yapıyor çünkü sürekli. Kendinizce bir seçme yapıyorsunuz. Bildiğiniz kelimeler, o öyle değildi, böyle, yok. Belki de karşınızdaki o kelimelerden bir tanesi de daha farklı bir anlam yüklemiştir. De onun için ona daha farklı bir bağlantı içinde, farklı bir bağlama yerleştirerek size sunmuştur. O nedenle böyle kaleidoskop gibi görmek gerekiyor. Farklı kavramlaştırmaları, farklı anlatımları. Ve bu da belki bir şey, bilmece gibi. Bulmaca, ha bu neyle neyi bağlamış? Karşınızdaki dinlerken. Neyle neyi bağlıyor? Nereden bu lafı, neyle buradan buraya getirdi? Falan gibi düşünmek gerekiyor. Ve herkes kendince bir hikaye anlatıyor. Ben de kendince işte bir takım kavramları, sosyolojide kullanılan kavramları için kendince bir hikaye anlatıyorum. Ama bu hikayeyi anlatırken tabii birileriyle de böyle mücadele ediyorum, kavga ediyorum. Ben çok okurken insanları, ya sen niye böyle dedin? Ne demek istemiş? Şimdi şöyle bir şey var. Yani özellikle hocayken şeyleri okurken hani öğrenciye anlatayım diye o kişi ne demiş onu ben en iyi özetleyeyim diye yapıyorsunuz. Ama bir de kendinizce de yani bir yorum getirmeye çalıştığınız zaman şu, o zaman kavgaya, yani kişiyi anlamaktan çok o kişinin dediklerini böyle bir süzgeçten geçirmeye başlıyorsunuz. Ha, bu bunu demiş ama şu da şunu demişti. Bu ikisi arasında nasıl bir bağlantı olabilir? Tıklaşıyor mu? Doğru mu gidiyor? İyi mi? İşe yarar mı? Kullanışlı mı? Yani hayatı açıklayıcı bir yönü var mı? Yok mu? Onları peşine düşüyorsunuz. Dolayısıyla kendi hikayenizi yazmaya başlıyorsunuz. Oradan giderek de ben de şu takım kavramlarımızı da kendi hikayemi yazmaya başlıyorum. Kendi bakış tarzına göre bir desen oluşturmaya çalışabilirim. Bunları yaparken de meşhur bu, bizim bir Aristoteles var, sosyologların ne işine yarıyorsa çok önemli. Adam, çünkü o ölmüş bir adam değil, bugün de yaşıyor. Benim öyle de bir kafamda bir iddiam vardır. Yani bir insanı bu kadar geçiriyorsun, o bugün yaşıyor demektir. O ölmüş, bitmiş. Günümüzde yok falan değil. Yani dün dediğimiz şey aslında bugün. Bugün adamı geçiriyorsa o adam bugün var. Etiyle, kanıyla, canıyla var demek. Benim o adamla bir derdim var. Yani bu Aristoteles'te bir derdim var. İyi, akıllı uslu, çok yani bazı hatta düşünüyor bu şey, öbürü Sokrates. Bunlar da ışınlanmış gelmişler herhalde. Yani bu kadar şeyleri de sokrattmışlar ki. Ya da o Yunan dilinin bu ince kavramları filan. Değil mi? Phronesis, bilmem ne filan. Bu incelikler nereden geliyor? Bu herhalde ışınlanmışlar filan dediğimiz zaman da oluyor. Ama diğer tarafı bugüne kadar gelen görüşleri olan bir takım aklı fikrin yerinde adamlar. Ve bizim coğrafyamızda da yaşamışlar. İşte yani bize çok uzak değil. Ama benim bu adamla bir mesela. Bu adam diyor ki, insan diyor, insanın iki yönü vardır. Bir rasyonel olmayan yönü vardır, bir de rasyonel yönü vardır. Şimdi şuralara geleceğiz. Sözün sorumluluğuna da geleceğiz ama böyle bir girmeniz gerekiyor başta. Rasyonel olmayan ve rasyonel olan bir yönden teşekkür. İnsanın rasyonel olmayan yönü, bu bütün bu anlattığım hem kendi kitaplarımda var, şeyde var, Anna Arendt insanlık durumu, Habermas'ın kamusallığın icadı mı bir şey? Hep olan kaynaklarda olan, yani kaynakları onlar. Rahatlıkla bulabileceğiniz bilgiler. Ya diyor ki işte insanın rasyonel olmayan insanın yeri oikos'tur. Oikos bir de polis. Oikos polis ayırımı yapıyor. Oikos insanın evi, hane. Oikos da insan rasyonel olmayan yönüyle yaşar. Oikos daha çok bizim yani şimdi bebek çocukların
olduğu, insanların konuşmaya bile gerek duymadığı, bir takım nidalarla duyguları ifade ettikleri, söze gerek olmayan bu filan böyle hastalıklarını yaşadığı, bebekliğinin yaşlılığını yaşadığı, kadınların, kölelerin, üzümlülerin olduğu bir mekan, oikos, ev. Orada rasyonel olmayan yönümüzle, duyguları, şeylerimiz, itkilerimizle yaşarız. İştahımız, bilmem ne, böyle hırslarımız, kızgınlıklarımız. Onlarla yaşıyoruz diyor. Cidden böyle söylüyor bu akıllı adam. Bir de polis var. Polis, rasyonel yönümüzde yaşadığımız yer. Rasyonel yönümüz ne demek? Aklımızı kullandığımız yer. İnsanın içinde insan böyle bir yaratık. İki yönü olan bir yaratık. Yani bir hayvani yönü olan, bir de polisteki sergilediğimiz aklını kullanan. Aklını kullanması demek akıl yürütüyor. Mantıklı konuşan, aklın işleyiş kurallarına göre düşünebilen ve bunu sözle ifade edebilen, dolayısıyla sözle mantıklı sözler söyleyen, mantıklı söz demek ne demek? Karşısındakini fikir yoluyla ikna edebilen insan demek. Ortaklaşa karşısındaki birbirinde konular üzerinde ortaklaşa bir fikir birliğine varmaya çalışarak polisin meseleleri hakkında yani şehrin, sitenin meseleleri hakkında konuşabilen, akıl yoluyla birbirini iknaya çalışan. Çünkü oikos'ta kavga dövüş var, şiddet var, şeylik var, kabalık var. Orada bağırtı çağırtı var. Hoyt, dök, yani böyle kızma filan. Köleye bağırıyorsun, adam kimsine bağırıyor filan. Çocuğunu dövüyor filan. Orası kabalıkların yeri, oikos. Polis öyle değil. Polis de sağlık doktoru, polisin kişisinin yani erkek olacak, kadınlar evde, erkek olacak, yetişkin olacak, çocuklar evde, üzüntü olmayacak, sağlam bedende olacak, İspinal'da sağlam beden çok önemli ve bir de ne olacak, zengin olacak, varlıklı olacak, bu da çok önemli çünkü varlıklı değilse polise çıkamaz yani üstü başı her şey ona göre olacak. Böyle bir ve bu poliste insanlar ortaklaşa düşünerek işte site işlerini kuralına bağlarlar. Böylelikle hukuk kuralları çıkar, böylelikle devlet çıkar, devlet çıkar vesaire. Bu böyle. Şimdi oikos öbür hali. Çok şey gibi ama gerçekten adamın çıkmaması bu. Ve biz de insani olma özelliklerimizi poliste kazanırız. Bu bize aslında şunu da hiç yabancı olmayan bir şey. İnsanın hayvani yönleri ve insani yönlerimiz vardır. Hem ahlaklı bir yaratığımızdır hem hayvanımızdır. Bu hepimiz söyledim. Fıtratımızdaki tür şey de vardır. İyilik, kötülük, zin, Çinlilerinde yanlıyor muyuz? Zannesin de bir şey de var. Vardır da zıtlıklar içindeyizdir. İşte biz böyle bir yaratıklarız. İşte bu dünyada hep kötü tarafımızla bastıracağız, iyi yetişen olacağız. Bu inanç, bu bir sayıltı. Şimdi Aristoteles'in bu hikayesi, bu bir sayıltı. Ama bu sayıltı hiç sorgulanmaksızın biz bile bu durumu kabul ediyoruz. Bu dünyanın düzeni böyle gibi düşünüyoruz. Aslında hiç de böyle bir dünya değil. Çünkü bu daha sonra karşımıza Hobbes'ta insanlar hep kurtulur ya, İnsanın kurdudur ya, hani niçin devlet çıktı bu kurtlar birbirini yemesin diye. Çünkü hayvani yönleri değişiyorlar. Hayvani yönlerini bastırmak için devlet kuralları çıktı filan. Yani mutlaki yönetimlerden mantığıyla Aristoteles'ten oluyor. Hobbes da Aristoteles'ten oluyor. Günümüze kadar gelen bütün siyaset kuralları, devlet kuralları mantığını bu insanın içinde bu iki dürtünün olmasından alıyor. Bu çelişik iki dürtüler. Ve özellikle Hristiyanlık bunu çok güzel de benimsiyor, bir açıklaması da böyle. Çünkü insan dünyaya fırlatılıyor, günahkar, içinde günah var, günah işlemiş yaratık, dünyaya fırlatılıp geliyor, atılmış. Onun için yabancı, alienlerde, alienasyon oradan geliyor. Yani dinsel bir yani yabancılaşma kavramının da Hristiyanlık içinde temeli de böyle geliyor. Günah işlemiş olduğu için Adem ve Havva yeryüzüne atılıyorlar. Onun için onlar hep acı çeken yaratıklar. Ne zaman olur, bu acıları biter, Hristiyanlık da değil, yabancılaşma kuralında değil de
Hristiyanlıkta komünyon töreni olacak. Hristiyanlığa girecek ki artık ondan sonra hani o şey yedikten sonra o şey olsun, hani günahkar olmaktan çıkacaksın. Hristiyan olursan günahkar olmaktan kurtulacaksın. Bizim kültürde böyle bir şey yok. Bizde bebekler melek doğuyor. Yani günahkar fırlatılmış, atılmış günahkar değil. Ama biz bu teoriyi kabul ediyoruz. Yani Aristoteles'ten gelen, bu Hristiyanlık teorisiyle uygun olan bu açıklama tarzı bizi sorgulanmaksızın aslında bir sayıltı. Yani sınamadan doğru diye kabul edilen, başa konulan bir ilk adım. Kabul etmek zorunda değilsin ama ediyoruz yani. Sorgulamaksızın kabul ediyoruz ve sorgulamaya kalkanları da ne demek istiyorsun falan diye de eleştiriyoruz. Yani hikaye, farklı bir hikaye yazılmasına da izin vermek istemiyoruz. Aslında farklı hikayeler her zaman yazılabilir, farklı sayıklardan hareketli. Şimdi oradan derdim onu söylemek değil, derdim şu. Bu insan polise geldi. Bu bakış tarzı, yani hayatın, sosyal hayatın oikos ve polis diye ayrılması bana ters geliyor. Ben bu hikayenin bu şekilde ayrılmasından yanayım. Peki onun yerine ne olacak? Bu oikos denen şeyin o kadar da kötü, hastalıklı, yani ne bileyim işte insanların, çünkü insanın irrasyonel bir yaratık olarak, rasyonel olmayan yaratık olarak dünyada olduğunun düşüncesi bana ters gelen bir düşünce. Yani böyle fırlatılmış, atılmış, eve atılmış işte. Ancak polise çıkarsa adam olacak falan. Bu bana inandırıcı gelmiyor, ikna edici gelmiyor. Ve tarihi verilere baktığımız zaman da zaten, yani bir psikolojik veri ya da genetik verilere baktığın zaman, yani insanların böyle içinde kötülüklerle dünyaya, eğer genetik bir bozukluğu yoksa, insanın böyle içinde iyilik kadar kötülük de olan falan bir yaratık olmadığını biliyoruz. Yani insan aslında özünde iyi bir yaratık. Tamam, kötülükler olabiliyor ama bu kötülükler bu iyi insanın kendini gerçeklemesini ya da çevresiyle, çevresinden kendisine olumlu yansımaların gelmesini engelleyici koşullardan dolayı oluyor. Bunu biliyoruz. Yani bu şekilde bir yıl araştırmalar da var. İnsanın özünde iyi yaratık olarak doğduğunu gösteren pek çok hem genetik hem biyolojik hem psikolojik araştırmalar da var. Böyle içimizde kötülükler oluyor. Ancak bazı filmlerde var. Kötü çocuklar falan oluyor ya böyle. Hani korku filmleri var. Böyle kötü çocuk ama kötü yani. O ancak bu belirli bir inancı da insanlara enjekte etmeye çalışan bir kötü film, yani kötü çocuk filmleri bunlar. Yani böyle bir şeyin kaçınılmaz olduğunu ikna etmek için. Aslında öyle bir şey yok gerçekten. Onun dışında bir de hayatın içinde, yani biyolojinin ve psikolojinin verilerinin dışında pardon, sosyal hayatın kendisi içinde de tarihe baktığımız zaman pek çok şeyler görüyoruz. Mesela bu, yani oikos-polis ayrımının gerçekçi olmadığına dair şeylere bakıyoruz. İlk evlerde de çatal büyük var. Çatal büyük de var. Jericho'da var. Çatal büyük de var. Göbekli Tepe'de var. Şimdi Çatalhöyük çok önemli bir yer. Çünkü Çatalhöyük'teki evlere baktığımız zaman onun içinde ne görüyorsunuz? Oradan sözüm sorumluluğu olabilir. Çatalhöyük'te hayvanlar, insanlar ve tanrı figürleri. Bir takım figürler, objeler, tapınma öğeleri. Aynı mekanın içinde insanlar hayvanlarla birlikte yaşıyor. Yani doğa, insan bir arada, bir inançlarının simgesi olarak kullandıkları nesneler bir arada. Dediler ki bana Göbekli Tepe Jericho, İsrail'de dedikleri Jericho en eskisi. Çatalhöyük'ten eski diyorlar. Yok dedim ben, Çatalhöyük eski, Göbekli Tepe. Göbekli Tepe en eski olması lazım. Ama orası dediler sadece tapınaklar var. Orada evler yok. Ben eminim ki tapınak var ama eminim içinde evler de var. Çünkü yine gittim gördüm, yani sadece tapınaklar gibi değil. Yani insanların tapınmalarını gösteren mabetleri
ve eminim hayvan çünkü şeyleri de var. Hayvan ve insan bir arada yaşayan. Şöyle bir şey. İnsanın yani insanın yaşadığı doğayla, çevresiyle arasına mesafe koymadığı, ötekileştirmediği, dışlamadığı, ben ve öteki ayrımını yapmadığı bir dönem var insanlıkta. Bu işte büyünün bozulmadığı dönem. Hani büyünün bozulması dönemi var ya, demistifikasyon. İşte büyünün bozulmadığı bir dönem var. Büyünün bozulması sanayileşmeyle başlar deniyor ya, değil. O Katya'nın Weber Habermas, o hikayeye inanmıyorum. Hayır. Büyünün bozulması. Bu insanın doğadan hayvan beslediği, yani beslendiği, kurduğu, işte evcilleştirdiği o hayvan ve inanç dünyasından yavaş yavaş ayrılmasıyla, onları mekanının dışına çıkarmasıyla, onları ötekileştirmesiyle başlıyor. Ve onları yani öteki, ama o öteki olup da düşmancıl bir ötekileştirme değil, muhatap kılmak için arasına mesafe koyması, karşısındaki şeylere ad vermesi, bu çok önemli bir şey. İnsanın karşısındaki bir şeye ad vermesi, ad vermeye, onun adını koymaya başladığın zaman, nesnenin kendisiyle adı arasına yavaş yavaş, o zaman içinde olan bir şey. Yani önce birlikte yaşıyorsun, arada bir şey görmüyorsun, tamamen bir bütünsellik, tümellik içindesin. Ama bir noktadan sonra insan varoluşu bu ayrışmayı yapmak zorunda. Karşısındakine ad vermek. Çünkü kelime konuşabiliyorsun, ifade edebiliyorsun, ad veriyorsun. Ad vermeye başladıkça mesafe koymuş oluyorsun. Bir şeyin adı, önce özel adları veriyorsun, özel ad, daha sonra o cins adlara genişlemeye başlıyor. Çünkü özel adda kelime ve nesnenin kendisi tam çakışır. Yani ben Nilgün Çelebi, ben o isim ve ben tam çakışırız. Ama yavaş yavaş işte beyaz saçlı kadınlar, yaşlı kadınlar vesaire, tamam mı? Böyle cins, yani genellemeye, kategorik özellikleri falan sıralamaya başlayınca çakışmaz. Başkaları da işin içine girmeye başlar. O kelime orada özel ad olmaktan çıkar. Onlar için ayrı ayrı kategori, genel adlandırmalar yapmak gerekiyor. Ve o arada nesnenin kendisiyle adı arasında, ona verilen ad arasındaki mesafe açıldıkça genel cins adlara, özel adlardan cins adlara doğru gidilmeye başladıkça kavramlar gelişmeye başlamış oluyor. Artık kavramlar, çünkü bütün kavramlar geneldir ve soyuttur. Yani hiçbir kavram tek bir şeye işaret etmez. Bir kapsayıcılığı vardır. Benzer bir şeyleri hep kendi içine. Çünkü orada bir olumsallaşmışlık vardır. O olay tekil bir şeyin kavramı olmaz. Adı olur ama genelde. O kavram orada genişlemeye başlıyor. O genişleme, yani nesnenin kendisiyle adı arasındaki mesafe uzadıkça arada manalar, farklı farklı manalar yüklenmeye başlıyor. Aradaki mesafeyi mana atıflarıyla doldurmaya başlıyoruz. İşte o mana atıfları kısmı çok önemli. Orada o verdiğin, kullandığın kavramın adı, kavramın içeriğine neler koyuyorsun? Ve nelere dikkat ederek, nelere öncelik vererek o kelimeyi, o adlandırmayı yapıyorsun? Ve o adlandırmaları arasında, o kelimeler arasında ne gibi bağlar kuruyorsun? İşte sözün sorumluluğu orada işin içine giriyor. Bir kere o nesnenin kendisi ve ona verilen ad ya da kavram arasında ne kadar çok kişinin kendini gerçeklemesini önleyici gerekçeler ve bunu bu gerçeği de gizleyici bir takım kapatmalar, örtmeler yapıyorsan, ne kadar çok orada İnsan emeğinin sömürülmesine, değerde geleceğiz. İnsan emeğinin sömürülmesine ve el konulmasına yol açan durumları kapatıcı, onun üstünü örtücü, gerçeği gizleyici ve daha farklı şekilde başkalarına anlatmaya yönelici ifadeler koyuyorsan orada o kadar çok gerçeği de çarpıtmış oluyorsun. İşte o orada sorumluluk orada giriyor. O sözün sorumlu, ağzından çıkan sözün muhakkak karşındakinin kendini gerçeklemesine katkıda bulunucu olması gerekiyor. Sömürü ilişkilerini deşifre etmesi gerekiyor.
ve ya da yani ideolojik bir takım açıklama tarzlarının araya girip gerçeğin olduğu gibi neyse o gerçek. Çünkü gerçek diye bir şey var. Sosyal gerçek diye bir şey var. Her ne kadar dil dolayımıyla ifade ediyorsak da sosyal gerçek diye bir şey var. Öyle her şey şeyden ibarettir. Efendim söylemden ibarettir. Söylemini için istediğim gibi de uydur gitsin değil. Hayır. Böyle bir dünya yok. Böyle bir dünyanın kurulması her şey göndermelerden ibarettir falan değil. Gösteren de var, gösterilen var. Gösterilenin ne olduğunu ölçümü biçimi, şey, bilimin sözü orada gösterilen. Tam ortadan girsek. Daha rahat olsun Bak ben dönüyorum aslında. Evet, sözün namusunu oradan veriyorum. Şimdi, yani o kısmı öylece yeter mi bu kadar? Sözün nasıl olması gerektiği kısmı? Sizin ilk söyleşinizde bizi en çok etkileyen konu oydu hocam. Sözün sorumluluğu konusunda anlattığınız şeyler. Biraz değinmiş oldu. Biraz, yani İsterseniz devam edebilirsiniz. Sonra belki onun etkileri içinde bir şey olacaktır. Şimdi bu insanın hayata sunduklarından girelim. Çünkü o sunduklarımız bizim değerlemelerimiz. Biraz önce içerideki birisi Yalın Akıçıoğlu'dan söz ediyordu. Yalın Akıçıoğlu benim felsefe bilinç, felsefe tarihi vesaire derslerini aldım. Çok çok saygı duyduğum, bilgisine çok güvendiğim bir hocamdır. Onun İnsan ve Değerleri diye bir kitabı vardı. Sanıyorum doktora teziymiş falan böyle ince tıklı bir şeydir. Orada değerleme diye bir kavram bir şey yapıyor. Çok, ben onu tutamayıp kullandığım da bir şeydir. Sürekli de kullandığım değerleme. Değerleme insanın yapıp ettiği her şeyin adı. İnsanın doğaya kattığı her şey. Yani ağzından çıkan söz de bir değerleme. Çünkü ağzımızdan çıkan söz ister aklımızdan geçirdiğimiz düşünce olsun. İster o düşüncenin sözde ifadesi olsun. İster bizim imge ve giderek simge yaratma kabiliyetlerimiz olsun. Çünkü imgeler ve simgeler dünyasında var. Sözler ve fikirler var. Bir de yapmalarımız ve etmelerimiz var. Yani insan dünyaya bu üç sunumda bulunuyor. Sadece insan değil. Yani sadece sosyal kişilik, kolektif kişilikler de var. Yani gruplar, kurumlar vesaire. Onlar da yani hiçbir aralarında, çünkü biz genelde hep sosyolojide sosyal kişi, sosyal aktör deyince birey, tek bir bireyi düşünüyoruz. Değil. Bu en büyük. Onun için de hemen anketlik bir adama git soru sor. Anketör gider, hemen kişilerle görüşürüz. Değil. O kurumların temsilcileriyle de görüşmemiz gerekiyor ki kurumun görüşünü elden geldiği kadar alalım. Yani kişinin görüşü farklı olabilir ama kurumun görüşü farklıdır. Biz gidip kişiyle görüşüyoruz. Daha sonra kurumun görüşüymüş gibi onu anlatıyoruz. Ondan sonra sosyolojimiz dökülüyor. Dökülüyor. Çünkü kolektif kişilikleri kişilik olarak kabul et, görmüyoruz yani. Sosyal kişi aktör, tek bir kişi değil. Kolektif kişilikler de var. İşte ister tek birey olsun, sosyal aktör, sosyal kişilik, kolektif kişilik. Bunlar hayata, sosyal hayata böyle ya yapıp etkilerimiz var, imalat ediyoruz, şey yemek yapıyoruz, yani otomobil yapıyoruz, gözlük yapıyoruz falan. Ya işte düşünüyoruz ve konuşuyoruz, fikirler, kavramlar geliştiriyoruz ya da işte şunları bak mesela tasarımlar, şeyler yapıyoruz yani simgeler, imgeler yapıyoruz değil mi? Bardaklar yapıyoruz, yandamız sahip etrafımızda, nesneler imam ediyoruz. Ama sanat şeyimizi katarak yani özelliğini de katarak onu yapmış oluyoruz. Şimdi bu yani fiillerimiz bunlar, fiiller. Bunları yapmamız hayata, sosyal hayata biz bir değer katıyoruz. Ağzımızdan çıkan her şey, her yapıttığımız neyse bu bir değerleme, değer katma. Değerleme yapıyoruz. Yani öyle diyor. Değerleme diyor. Daha sonra bunlar dolaşım süreci içinde, tedavül içinde, başkaları tarafından da çünkü
beğeniliyor, beğenilmiyor, eleştiriliyor, bir şey etmediyor, bir şey çıkarılıyor. Sizin ağzınızdan çıkan söz karşınızdaki nasıl anlamışsa öyle kodlanıyor. O kendi macerasını kendi yaşıyor. Yani o ağzınızdan çıkan söz artık sizin olmaktan çıkıyor. Diyor ya, romanla eleştirileri vesaire de bir hafta filmde artık yazar bitti. Yani yazar konuşmayacak. O eserin kendi içinde, kendi gerçekliğini başkalarıyla paylaşacak. Herkes ona kendi değerlemesini ekleye ekleye bütün o grupta yaşayan, o toplumda yaşayan, o değerleme sürecine katkıda bulunan herkesin ama aynı konudaki fikirleri, görüşleri ya da bir o şey üretim sürecinde hani herkes bir parçasını takıyor, otomobil sonunda çıkıyor ya, işte onun gibi bir şey. Yani bir yerde bir otomobil çıkıyor, herkes bir parçasını takıyor. Bir yerde de fikirler, değerlemeler değer haline geliyor. Bu böyle, ama biz bunu bir kendi enerjimizi katıyoruz, yaratıcılığımızı katıyoruz. Herkes o fikri okuyan, dinleyen, o filme giden, o simgeye ilişkin anlam paylaşımı yapan, her neyse ya da o eyleme ilişkin değerlemelerde bulunan, ondan etkilenen, o eylemden etkilenen, o eylemin çünkü sadece muhatap yüz yüze mikro seviyedeki ilişkiler ağıyla kalmıyoruz. Onlar makroya da gidiyor, daha bizden uzaklara gidiyor. Hiç tanımadığımız insanlara da ürettiğimiz ya da fikirlerimiz ya da eşyalarımız gidip hitap edebiliyor. Onlar tarafından farklı farklı amaçlarla kullanıp yorumlanabiliyor. O öyle kendi macerasını yaşarken biz ona aynı emeğimizi verdiğimiz zaman enerjimizi de vermiş oluyoruz. Gücümüzü de katmış oluyoruz. Orada bizim kendi emeğimiz var. O değerleme bizim emeğimiz demek. Onun için de kişinin kendini gerçekleştirmesi için çaba sarf etmek gerekiyor. Kendini gerçekleştirmesine katkıda bulunmak gerekiyor. Çünkü içindeki insani potansiyelini işte eğitim süreci ona yaramaya çalışıyor. İnsani potansiyeli ortaya çıksın. O ortaya çıkmazsa insan sapma davranışları bilmem nelere bilmem nelere kaymış oluyor. Onun ortaya çıkmasını sağlayıcı ödemler alındığı zaman o orada insanın emeği bir değer haline gelmeye başlıyor. Bir değer haline gelmeye başlıyor. Ama o değere birileri gelip farklı bir anlam yüklemeye başladığı zaman sizin ona yönelttiğiniz anlamın, ona vermek istediğiniz anlamın dışında bir anlam yüklemeye başladığı zaman tamam, o bir yerde zenginleşiyor ama öyle konular var ki grubun ya da toplumun ortak çıkarına yönelik siz bir şey yapmak istemiş olabilirsiniz ama birileri gelip onu o anlamından, o bağlamından kopartıp kendi çıkar grupları, toplum içindeki çıkar grupları tarafından o manalar bilinçli olarak saptırılmaya çalışılabilir. Yani sizin ortaya koyduğunuz değerlemeler, ki genellikle bu böyledir, değerler, değerlemeler, başka çıkar grupları tarafından farklı amaçlara hizmet etmek üzere yeni baştan kurulmaya kalkabilir. Bu süreç, bunun ilerlemesi toplum hayatında bütün mücadelelerin de aynı zamanda kaynağı haline geliyor. Olmazsa çünkü bu bir yerde farklı çıkar grupları onu ortada dolaşan bir fikrin, bir gücün, bir etkenin birileri tarafından paylaşılıp ortak yarar adına onun tekrar sana geri döndürülmesi gerekiyor. Burada da çıkar gruplarını kendi arasındaki mücadeleleri ve ideolojiler diyebiliyor. Yani daha fazlasını burada keseyim isterseniz. Bundan sonrasını soru cevaplarla alayım. Çünkü ilgi dağılıyor, ben fark ediyorum. Evet. Bundan sonra bir şey sormak isteyen varsa da. Ben yani şunu hemen sormak istiyorum. Şimdi toplumda çıkar grupları oluşuyor ve emeğin değerlendirilmesi hemen devreye giriyorlar ve yönünü saptırmaya çalışıyorlar dediniz. Burada insanın yaratılış sonra fıtratından bahsettiniz az önce. Dediniz ki egoist değildir, iyidir dediniz. Orada çok humanist, çok güzel bir tablo çizdiniz. Sonra birden burada bitti.
Bu aradaki farklılık, bu aradaki fark nasıl oluyor? Bu çelişki evet, nasıl oluyor? İyi, çok güzel. Şimdi, çünkü niye öyle oluyor biliyor musunuz? Çünkü toplum hayatı öbür türlü organize edilmiş vaziyette. Toplum hayatı aynen Hobbes'un dediği gibi insan insanı kurdudur. İnsanlar kötüdür, özünde kötüdür. Biz onları belirli kurallarla, yasalarla, ceza, ödül ve ceza mekanizmalarıyla yola getiririz. Dünya düzeni böyle kurulmuş. Bu böyle bir dünya düzeninde de elbette her türlü şeyler olabilir. Farklı şeyler olabilir. Bu olumsuzdur. Şimdi buna bakacağım. Devlet düzeni böyle kurulmuş. Ama bunun dışında başka bir düzen kurmak mümkün. Yani güç olayı, bunu böyle savunanlar da var. Şimdi şey diyor ki, mesela Weber ne diyor? Güç karşımızdakine bizim kendi irademizi kabul ettirebilme şansımızdır. Şanstır. Güç bir şanstır. Ve ilişkisellik içinde oluyor. Evet, öz değil güç bir ilişki içinde çıkıyor. Karşımızdaki ilişkimiz içinde. Bizim kendi irademizi kabul ettirebilmemiz için bir imkan sunar bize diyor. Şimdi bu imkanı sunabilmesi böyle bir tanımlama olabilir ama bunun dışında mesela Parsons'ın bir bakış tarzı, o da gücün kişi ve sosyal sistem arasındaki bağlantının, dengenin kurulabilmesi için çok önemli bir işlevsel bir kaynak olduğunu söylüyor. Yani Weber'inki daha böyle ittirici, ikiye ayırıcı, birisinin birisini daha yönetmesine yönelik, bir egemenlik ilişkisine yönelik. Öbürününki gücü bir birlikte yaşamanın kaynağı olarak gelici bir bakış tarzı, Parsons'ın bakışı. Parsons daha dengeleyici bir insan. Ama Weber'inki birazcık daha dengeyi bozucu bir bakış tarzı. Bu ikisi arasında bir seçim yapmak mümkün. İnsanın bu ikisi arasında bakış tarzını ya da bakış tarzını tabii değiştirmesiyle dünyanın düzeni de değişecek değil. Ama böyle bir dünyanın olabileceğini kurgulamak da mümkün. Nasıl söyleyeyim onu? Yani burada evet öyle bir şey. Ya hocam, insanı insandan korumak gerekiyor mu? İnsanı insandan korumamız gerekiyor mu? Yani sosyal siz hayır diyorsunuz. Hani Jean-Jacques Rousseau da eskiden çok iyiydi her şey diyor. Rousseau tersini falan. Yani ben baktığım zaman insanı insandan korumak gerekiyor gibi geliyor. Yani insan o idilis ilkel yanlarımız hala yaşıyor bizde. Ve onun için insanı insandan korumamız gerekiyor. Öyle bir sistem kuracağız ki bizi birbirimizden koruyacak. İnsanı kendisinden korumamız gerekmiyor. Çünkü insan kendisini koruyor. Ya akılsız değilse insan kendini koruyor. Ama insanı insandan korumak gerekiyor gibi geliyor. Ama hocam, elbette öyle çünkü bu düzende öyle yani düzen öyle kurulmuş. Hep öyle gibi geliyordu bana oradan. Yok, hep öyle değil. Yani şöyle bak, tarihi veriler var. Şimdi yöneten yönetenin ilişkisini açıklayıcı. Yani mesela yönetenin gücünün fazla olmadığı, yönetene çok üst düzey, biz çünkü ne yapıyoruz? Biz kendimizi yönetemeyiz deyip bir güç transferi yapıyoruz. Öyle olmayan toplumlar var. Ama bu daha sonra değişiyor. Yani Hititlerde var, şeylerde, Irokualarda var. Yani o tür örnekler de var ama tabii nüfus artışıyla filan kıt kaynaklar arasında, kıt kaynakların paylaşılması süreci içinde o tür mücadeleler başlıyor. Ama onun dışında bir ayrı bir, yani gücü bir karşısındakine hükmetmenin bir kaynağı olarak kullanmamanın mümkün olduğu, orada haber nasıl müzakere edilen düzen kavramı filan var. Yani
daha ileri demokrasi örnekleri, önerileri vardır ya, o arada işte o müzakere karşısındakinin de fikrini alarak, karşısındakinin de çıkarlarını hesaba katarak, ortak bir noktaya müzakere ederek, yine aklını kullanarak, hani polisteki o önerilen şey vardı ya, akıl şey yolu, yine onu da dikkate alarak ama bir üst düzeyde, yani polis seviyesi, devleti gibi sadece erkek vesaireyle değil, herkesin özürlüsüydü, kadınıydı, çocuğuydu vesaire. Kendisi gerçekliğinizde imkan verici ve müzakere düzenine katılmasını sağlayıcı bir toplum düzenine kurulması mümkün yani. Bu illa kaçınılmaz, bu insan... Gelişmiş toplumlar böyle değil mi hocam? Yani fiziksel ihtiyaçlarını, koşullarını şeylerini sağlamış toplumlarda. Gitgide bu müzakere edilen... Mesela Küba'da mesela hani... Yani, ya da şöyle mesela hani bu insanın yeme içme ihtiyaçlarını karşılamış ama hani bu kendini gerçekleştirme evresinde mesela birey bazında düşündüğümüzde öyle değil mi? Evet, yani temel ihtiyaçları karşılamış olması. Ama hani üst seviyeye geçmiş. Evet, yani artık hani varoluşuyla ilgili ihtiyaçlarını karşılayan birey bazında da öyle. Ülkelerde de öyle değil mi? Yani açlık sınırının az olduğu, milli gelirin daha yüksek düştüğü, ne bileyim eğitim seviyesinin yüksek olduğu ülkeler mesela demokrasi anlayışları da böyle. Evet. Ama hocam bir demokrasi üst bir şey olarak kabul edilmesi. Tek sektörler alalım, buradan başlıyoruz. Yani. Ya da insanın kendi gücünden ya da insanlığından feragat ederek kendinden daha güçlü bir yaratık yaratmasına veya herhangi bir ideolojik temeli ya da devlet kurumunun, mesela demokrasi, aristokrasi, oligarşiyi birinden üstün görmenin de insanın kendi fıtratına ters düşmesi gerekmiyor mu? Ben bir şey söyleyebilirim. Ben eğer ya, benim için söylüyorsanız tek soralım. Ben şu bakımdan söyledim. Ben demokrasi çok iyi olduğu için değil. Ben bireyin değerli olduğu yerde o gözüküyor demek istedim. Ama niye kendimizden feragat ederek başka bir kendimizden güçlü kurum oluşturuyoruz ki? Bir canavar oluşturuyoruz de devlet diye ya da başka bir şey diye. Kendimizden feragat ediyoruz o sırada. Ben şunu demek istedim. Ya, ben gelişmiş bir ülkede ve gelişmiş bir yerde yani sadece zenginlik değil, bilgi gücünün de yüksek olduğu toplumlarda arkadaşın söz ettiği şeyin gömülebileceğini demek istedim. Hak devretmiyor. O yani söylediği şey de kişi birey hakkını devlete devretmiyor. Tabii ben de devlatan yaratmıyor yani. Ama evet. Devlet kurumu oluşturanda hakkımızı devletçi olmuyor muyuz? Sosyal yok, hayır. Devretmiyorsun. Sözde. Sen sürekli her kararda yeni baştan müzakere ediyorsun. Müzakere edilen toplumu demek zaten. Her kararı yeni baştan bir genel başlık altında yapıyorsun da parça parça her konuyu kendi içinde yeniden müzakere ediyorsun. Değişen koşullara göre. Ufak bir şey değil mi hocam bu? Yok, hayır değil. Yani şu an her görüşün müzakere edilerek böyle sanki herkesi kucakladığı bir sistem. Ama şu anda bile yani çok iyi bir medya düzeninin kurulabilmesi halinde falan bunlar olabiliyor. Basın yoluyla işte bu açık oturumlar vesaire. Tabii belki şimdi hep diyoruz ama açık oturumlar aynı insanlarla. Öyle değil ama çok daha farklı sesli, çok daha şey olabilir. Ya bunlar bir şey bilgi kaynağı olarak alınıp onun müzakere sürecinin değişmez, dikkat alınması gereken öneriler haline. Nilgün hocam, mesela bu şehir forumları falan düzenlenip bunlar da yapılabilir. Var zaten, evet. Kent konseyleri vesaire. Bunlar yani amacına onlar uygun işletilse. Amacına uygun işletilse. Örneğin kent konseyleri kuruluyor belediyeler tarafından ama belediye bizde hangi partideyse kent konseyinin üyeleri ve şeyleri de o partiden olunca bir işlev olmuyor. Tabii, aynen. Ya apartman yönetimleri biliyor. Kimse toplantıya katılmıyor. Ondan sonra evet. Sorunun kısmını artık geçtik arkadaşlar. Evet. Her zamanki gibi şöyle yapacağız. Buradan başlayacağız. Herkes aşağı yukarı düşüncesine ver. Sorunu belirleyelim. Önce bayağı buradan gidecek ben böyle. Aslında ben konuşmalarımızdan biraz Aristo'dan falan başladım. Daha çok günümüze uyarlayarak düşünmeye çalıştım. Mesela Oikos polis devleti bizim zamanlar kamusal alanı kutsallaştırıyor. Belli kitle bir şey çizip bunlar ancak olabilir gibi. Biraz yaşadığımız şey sanki Aristo bu dönemde de yaşamış gibi olduk diyorum. Bana onu hatırlattı.
Sonra şimdi sanırım biraz önceki tartışmada anahtar şey yöneten kişileri aşırı kutsallaştırıp aşırı güçler verdiğimiz zaman birey sıfırlanıyor. Yani bireyin varlığı değil de yöneten kişilerin varlığı daha önemli hale geliyor. İşte sıkıntı sanırım burada başlıyor. Oysa yöneten kişilerin amacı, devletin amacı bireylerin mutluluğu. Şimdi diğer arkadaşım dediği gibi gelişmiş ülkelerde, İsveç, Norveç gibi bireyin mutluluğundan yola çıkıldığı zaman ki yaşanıyor bu diğer gelişmiş ülke dediğimiz ülkelerde. O zaman yöneticiler daha silik bir halde. Yani amaç bireyi nasıl mutlu edebileceğini düşündüğümüz zaman zaten birçok sorun kendiliğinden çözülüyor. Fakat bizim ülkemizde henüz bu yapılamadığı için sanki yapılamayacakmış gibi ütopya gibi geliyor diye düşünüyorum. Devamını gerçeğe bırakıyorum. Bunda da zaten belki biraz konuşmaya cesaret edebilmek. Evet. Yani bir hikaye anlatmaya cesaret edebilmek. Konuşabilmek önemli. Evet. Burada devam edelim. Buradan. Yani hani bu konuştuklarımız aslında bir nevi Göçerlilerin hayvan çiftliğine benzedi. Orada yaşanan hadiselere değinmiş olduk ufak tefek. Eğer gerçekten hani bireyler kendi fikirlerini sesli bir şekilde dile getiremezse, her platformda onun takibini de yapamazsa sonuç itibariyle yani evet birileri eşittir anlamı geçirecek ama birileri daha fazla eşit olacak. Ve böylece işte şu an yaşamış olduğumuz dünya üzerindeki toplum oluyor. Ya Amerika daha fazla eşit oluyor, ya İngiltere daha fazla eşit oluyor. Ya işte üst düzey bir liderimiz daha fazla eşit oluyor. Ama yani bizler gerçekten toplumsal bireyler olarak her türlü farklı fikre bile saygıyla gerçekten onu dinleyebileceğimizi dinleyerek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Şey değiliz, birbirimizin fikirlerine bile bu kadar tahammülkar olmadığımız için de bu büyük sıkıntıyı yaşıyoruz diye düşünüyorum. Bu da benim cizane. Bu da sizin kendi hikayeniz. Şimdi bundan var mı? Bir dakika dayanamadım, oraya geldi. Hocam aslında kırmızı ilgisi yok ama ben sosyolojiyle ilgili bir şey sormak istiyorum. Sanırım hatta çok yani önemli bir soru. Sosyoloji bir entelektüel bir bilim midir? Meslekleşmesi mümkün müdür? Ya da entelektüel bir bilim deyip kimden bu konu? O benim de dertli olduğum bir konu. Evet. Geçen programda da biraz bahsetmiştim. Şeyi. Ben o şeyden... Hocam çok affedersiniz. Bir soruyu tam duymadık. Cevabınız çok şey. Neyleşmesi dedi arkadaşımız. Meslekleşmesi. Mümkün yani sosyoloji bir entelektüel ilgi alanı mıdır? Öyle mi kalmalıdır? Yoksa bir meslek olabilir mi? Yani ben kesinlikle hani meslekleşmesi nasıl, ne biçimde olabilir? Bunun üzerine biraz düşünmek gerekiyor ama kesinlikle gerekli olduğunu düşünüyorum toplum için. Çok elzem olduğunu düşünüyorum. Ama hani bu mümkün müdür? Yoksa entelektüel bir bilimdir. İşte sen bunu düşünemezsin tarzında bir düşünmeniz gerekiyor. Hani lüks. Ben meslekleşmeli. Sosyoloji bir meslektir. Bir bilgi dalıdır. Bir bilgi gövdesidir. Ama hiçbir toplum böyle bir bilgi gövdesiyim ben diye diyen bir insan grubunu sürekli beslemek zorunda değil. Evet, bilgi üretici entelektüel olan kesim toplumun kaynaklarından, arşivinden beslenecek onlar doğru. Ama üniversitelerin işte sadece sosyoloji bölümlerindeki hocalardan da ibaret değil. Onlar hepsi kendilerini, ben de bir zamanlar dahildim bunu. Biz entelektüeliz, biz bilgi üretiriz, size destek yetiştirmiyoruz deyip 50-60 kişi her sene öğrenci alıp ondan sonra sizler de küçük birer entelektüel olun, hadi buyurun hayata gidin. Benim öyle çok öğrencilerim oldu. O küçük entelektüellerimiz hep fabrikaya girdi, müdürle çakıştı. Çünkü efendim iş koşulları bilmem ne bu, kapitalizm oldu bilmem ne, sen şöylesin oldu. İki gün hepsi kapının önüne kondu bunların. Yani bu ne demek? Ve hocaları çok beğendi, tebrik ettiler. Yani meslek şeyine çıktı. Yok böyle olur, toplum eleştirisi yapar toplum.
gördük çünkü. İyi sistem eleştirisi yapanları da gördük, toplum eleştirisi. O arada psikologlarda, bütün sosyal hizmet uzmanları, bütün kadınlarda helal olsun, çok güzel çalışıyorlar. Hiçbir işe yaramayan sosyologlar ordusu oluşturuyoruz. Çok saçma bir şey. Hocalar kendileri ne yaptıkları, şu bunu dedi, Habermas bunu dedi, bu bunu yapsa bunu dedi. Dedikodu bilimi halinde öğrenci sadece bunu anlatıp ondan sonra şimdi bu diyor şunu dedi, yok bu ama şunu dedi, bunalım edebiyatı. Eleştir eleştir, toplum eleştir, sistemi eleştir, yönetimi eleştir, herkesi eleştir, kendini hiç eleştirme. Bu ve bence bu böyle olamaz yani. Hiçbir ülkenin de ben bu lüksü kaldırabileceğini zannetmiyorum. Türkiye iyi kaldırıyor bu lüksü. Bu kadar sosyoloji bölümünde, bu kadar hocalar bu zihniyette öğrenci yetiştiriyorlar. Vallahi iyi, bunların da bağış da veriliyor. Hiçbir yani şeyi beğenmemizlerine kurulu bir böyle bir şey ve maaş alınıyor. Ve bir dünyanın entelektüel bilgi birikimine de hiçbir katkımız da yok. yani evet, madem öyle, bari katkı biliyoruz. Bu konuyla ilgili bir şey söyleyeyim. Onun için meslektir ama oturup mesleğin ne olması gerektiğini uygulama sosyolojiden yani bir temel bilim kısmı var, bir uygulamalı kısmı var. Temel ve uygulamalı arasındaki farkı, bilimsel bilgi temel ve uygulamanın birleşmesinden meydana gelir. Tamam, teorik ve alan ve gerisi birleşik olacak. Ama sorun çözümler, bilimimiz içinde şu yaşadığımız toplumun bir yıl çözümü de çok kolay da olabilecek eğer iyi bir şeyli bakışla bakabilirsen, teknik çözüme yönelik bir bakışla çok güzel öneriler de getirilebilir. Ama maalesef yani bunlara bir türlü uygulamaya yönelik çözüm önerisi getirebilecek donanımda öğrenci yetiştirmiyoruz. Çünkü hocalar bilgilerini hayata uyarlamaya kendilerini evet yönlendirmiyorlar. Evet. Onun için biraz yormak gerekiyor. Hocanın kendini yorması gerekiyor. Benim şu anda kent sosyolojisi anlatıyorum. Bu anlattığım şu bilgilerin yarın belediyelerinden ya da işte şehirleşmeleri bakanlığı gibi şeyler var ya ben artık oralarda çalışan gençlerin hangi oradaki hangi dairede hangi işi yapabilir? Katkısı ne olabilir? Yani gidip de bu şehir hayatı sen yabancılaştırıyor seni bilmem ne demeyecek. Onun yerine o belirli o konutların düzeniydi bilmem nesiydi insani koşullar olması her neyse artık. Onu bilgisini o yönde dönüştürebilecek hocaya ihtiyacımız var ki öğrenciyle yetiştirebilsin. Ama biz 4 yıl lisansla bir onun yüksek lisans doktorası aynı derslerde geçiyor. Evet. Hiçbir üniversitede ben yüksek lisans ve doktora da çünkü ben çok uğraştım. Modüler program yapalım, ana bilim dallarına göre ayrı lisans üstleri olsun bilmem ne diye ama mümkün olmadı yani. Mümkün olmadı. Araştırmalar bile buna karşı çıkıyor. O aynı dersler master seviyesinde doktorada da devam ediyor. Genel laflar. Buna sosyolojiden master'ı var. Sosyolojiden doktorası var. Hiçbir şey yaramayan master'lar doktoralar da konuş oluyor. Ve gençler de vakit kaybediyorlar. Yani bu konu yok. Hocam ben çok uzak olan bir sosyal meseleydi. Sizin bir gönderiniz, sosyal medyada yine bir gönderip hocaların hani bu konudaki fikirleri de dediğiniz gibiydi. Gerçekten bir üstte tutuyorlar. Biz bilgi üretiriz. Meslek bizi ilgilendirmez. Halbuki hani bir örnek vermek istiyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde gerontoloji yaşlılık bilimi bölümü kuruldu. Otuz sosyoloji mezunu bir doçent Özgür Arun bilmiyorum belki duymuşsunuzdur. Hani benim hani hocalardan beklediğim şeyi o yaptı. Bir iş tanımı. İşkur hani demiyorum İşkur'a indirgeyelim hani bu şekilde görülmemeli ama en azından bu alanın meslekleşmesi için topluma gerektiğini gördüğü için bir iş tanımı yaptı. Bununla ilgili müzakereler yaptı. Hani biz neden sosyolojide bu hiç olmamış? Şimdi çok uğraşmış bak. Ama bak çünkü eleman o Özgür Bey ne yapmış? Çaba göstermiş. Değil mi? İş tanımı yapmış. Evet. Yani birisinin kitabına kitlet sınıfta anlatmamış size. Aynen. Yani adam oturmuş, kafa yormuş. İş tanımı yapmış. Kolay bir şey değil bu iş tanımı yapmak. Ne yapabilir? Şu öğrettiğimiz şu bilgi, hayatı, o
şimdi bizim sosyologlarımız, tabii ben de yani kendim tarihçi değilim bence. Yani bakanlıklarda ne olup bittiğini bilmiyoruz. Hangi daireler var? Daire başkanlıkları, şube müdürlükleri, ne işler yaparlar? Onları bilmiyoruz ki. Ne kararlar nasıl alınır? Onları incelemiyoruz. Ki sosyolog orada nerede çalışırsa hangi konuda ne sözü söyleyebilir? Biz onları bilmiyoruz. Onun için de iş tanımı da yapamıyoruz. Zaten o teknik kısımda çok eksik var. Gerçekten 4 yıl önce teori öğretiliyor. Metodoloji kısmı o kadar eksik ki. Metodoloji hani, çok eksik. İstatistik hiç bilmez bizimkiler. Evet. Hani o yüzden tez yapma konusunda, bir proje üretme konusunda, TÜBİTAK projeleri falan. Öğrenciler çok sıkıntı çekiyorlar bu konuda. Hani bu kadar teoride kalmasından dolayı sanırım. Yani, metodoloji derslerinde analiz birimi nedir sorusu. Buna hoca cevap veremiyor. Yani ne demek ki sen ne demek istiyorsun? Hoca bile bilmiyor. Analiz veriyor. Neyi analiz edeceksin? Bilmiyorum. Kitabımız Kur'an önce insanın tanımıyla başlar. İnsanı tanıtmayla başlıyor. Nasıl bir yaratık? İyiliği ve kötülüğü içinde barındıran potansiyele sahip bir insan. Bu iyilik ve kötülük eyleme dönüştüğü zaman ortaya çıkıyor. Bunu biz biliyoruz. Yani ne iyi ne kötü, böyle bir şey demiyor insan. Ama şu özellikleri vardır, şuna sahiptir der. Ve bunu tanımladıktan sonra insan aklıyla eylemlere dönüştüğünde, emek sarf ettiğinde bir değer üretebilir. Bunun tersi de olabilir. Bu birincisi. İkincisi de bu sosyologlar üzerinden değil, sadece her din, her düşünce, fikirde, rasyonelitede tamam doğru. Ama realiteye geldiğinde, hayata indiğinde bir sürü problemle karşılaşıyoruz. Bizim sorunlarımız aslında bütün düşüncelerin de, dinlerin de sorunu buradan başlıyor. Yani polise indiğimizde, evden çıkıp polise, şehire, Medine'ye indiğimizde sorun orada başlıyor. Burayı nasıl düzenleyeceğiz? Tamam iyi düşündük, iyi bir şey tasarladık ama realiteye geçtiğinde sorunlarla karşılaşıyoruz. Bence problem burada çıkıyor. Sosyolog olsun, bir tabip düşünün. Okuyorsunuz da ama bir hastayla karşılaştığı zaman çok farklı şeylerle karşılaşabiliyor. Bu bir örnek ya sadece. Başka bilim dallarında olabilir. Sanıyorum problemimiz bu realiteye geçişteki sorunları nasıl halledeceğiz? Siz dediniz bir sosyolog işte bakanlıklarda hangi ya da gelen birlikte ne var, ne iş yapılıyor, hayata nasıl uygulanıyor? Bizim okuduklarımızla, öğrendiklerimiz acaba uyguladıklarım şey aynı şeyler mi? Hayatın gerçekliğin hakikatine geldiğinde bunlar çok değişiyor diye düşünüyorum. Hı. Bir de kitabi bilgi olmanın ötesinde bizim teorik bilgimizin kaynakları bu ülkenin sorunlarına yönelik değil. Mesela gelişmiş ülkenin sorunlarını dile getiren kaynakları okuyoruz. Yani ben bu herkes Bauman okuyor şimdi. Tamam Bauman yani tamam değerli, Adorno değerli, kritik teorisyenler ama onun geldiği kültür, toplum farklı. Düzeni, muhatap olduğu sorunlarla benim ülkemde de sorun var. Ben de sorun içindeyim. Herkesin sorunu var ama o sorunlar da bunlar yüzeysel benzerlikleri evet. Var. Yüzeysel. Diyor ki, o da diyor yönetimle sorumluydu, ben de yönetimle sorumluyum mesela. Ama onun yönetimi başka bir yönetim, seninki başka bir yönetim. Ya biz kendi toplumumuzu tanımıyoruz aslında. Evet. Sosyologlar ve diğer bilim dalları da aslında. Yani üniversiteler değil. Yani maalesef. Ben şimdi bu en son işte İsrail gezisinde şu benim çok çok dikkatimi çekti.
rehberimiz bahsettiğim bir İstanbul'da yetişmiş Ortaköy'lü bir hanım. Tarihi, bütün bir İsrail'in tarihini Tevrat'a göre anlatıyor. Tevrat, yani elinde zaten o var. Ve orada yazar her şeyi tarihi doğru bilgi olarak kadın o da inanıyor ve öyle anlatıyor. Şeriatçı yani. Yani bu benim çok şey geldi. Yani mesela Türk olsa burada mesela, Türkiye'ye birisi gelse yani. Ama onu o kadar şimdi şey gibi anlatmıyor da. Yani o kadar çok uyarlanmış vaziyette anlatıyor ki. Bugünün insanının da bütün sorunlarına cevap verebilecek. Bu da benim için sürdürülebilirlik kavramı da çok önemli bir şey. Her şeyi sürdürülebilir kılmak zorundasın. Sosyolojik bilgiyi de. Yani öyle doğmuş haliyle alın, o doğmuş hali değişmez değil. Böyle olmaz. Onlar onu akıl etmişler. Onu görüyorsun. Yani kadın onu anlatırken. Reformist demeyelim. Yani sürdürülebilir kılmak. Zamanın ruhuna uygun bir kılmadan geçirme. Ama form, orada formun dönüştürülmesi falan, reformede bu bayağı biçimin değişmesi var, biçim içeriği de değiştirilir falan bu tartışmalar olunca o kelime kendi içinde şey gibi, değer bir kelime, reformist olma, reform etme, reform doğrultma sorunlu bir kelime, o hemen yanlış çağrışımlara yol açar. Yanlış insanları yönlendirir ve yapacağı şeyin de o adın etkisinde kalarak. Adın anlayıcı bir kavram idi. Onun yerine o çok yönlendirici bir kavram. Çok yönlendirici. Var mı orada soralım? Sonra siz sizden alalım. Hocam biraz önce dediniz ya, insan insanı koruyordur diye, yani bu düşünceye katılıyorum dediniz ya. Ya bu düşüncenin özünde egoistlik ve... Buna katılmıyorum dedim. Yani katılmıyorum dedim. Buna katılmıyorum işte. O evet. Aristoteles'ten gelen görüş dedim. Yani ben de yanlış anladım. Yok, buna katılmıyorum dedim. Buyurun sizden devam. Hocam, birinci büyüyü bozma işimiz doğadan aşırı uzaklaşmak. Anladım ben sizin ifadenizden. Doğadan, kutsaldan, hepsi evet, pardon. Bir kül halindeyken onun da kaçınılmaz bir şey. Yani bu dünyada varoluşumuz zaten o külün dağılmasıyla mümkün. Evet. Yani başka türlü bu dünyaya o zaman niye geldi? Büyü bu orada bir bozulacak. Birinci bozuşumuz büyüğü orada. İkinci bozuşumuz devletleşme değer üzerinden bakınca devletleşme mi yoksa başka bir faktör mü var? Değer üzerinden. Şimdi orada değerin büyüsünü kim bozdu? Değerin büyüsünü bozamaz. Orada o gücün çıkar grupları diyorum ya, yani bir el koyma olayı var. Evet. Ona tabii devlet de ele geçirilerek. Devlet en artık yani mesela yani gelenekler gerekçe gösterilerek. Bir dönemde efendim dini şeyler, açıklamalar, ben Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisiyim diyerek el koyma olayları var. Ailenin büyüğü bile geleneklerde hani bizim atadan böyle gördük bilmem ne var. Ondan sonra hops'a geliyoruz devlet sen iradeni teslim ettin artık karşı çıkamazsın olayı var. Onlar yavaş yavaş şimdi bu baskı olayı, güce el koyup insanları sindirme olayı gitgide daha sinik hale gelmeye başlıyor. Daha kabul edilebilir hale geliyor. Mesela Cumhuriyet yönetimi bir sonraki liberal şeylerden bir öncekinde kurumların yönetimi, Cumhuriyet yönetimi demeyeyim de ben ondan mutlakiyetçilerden sonra meşruti krallıklar dönemi falan var ya. Orada da ya da Fransız ihtilali dönemindeki o cumhuriyetin kuruluşu mesela kurumlar bürokrasi eliyle aynı şey söylenmeye başlıyor. Kanunlar böyle diyor. Bürokrat bunu söylüyor. Kanunlar böyle diyor diyor. O sayede bu zaman orada da gizli örtük bir güç kullanımı var. Yani politi olayı orada da gizlice var. Şu ondan sonraki gelen dönemde önerilen bu müzakere edilen düzen. Yani bürokrasinin katı kurallı, yani bürokrat benim şahsi meselem değil ki. Kurallar böyle diyor sana.
Ama senin işin orada hani Kafka'nın şeyleri var ya, böyle mahkeme koridorlarında kaybolan adamlar falan. Adam kayboluyor kuralların arasında. Ya da şeyin demir şeyi, Weber'de demirde bir şey, demir kafes. Ha. Ondan da kurtulabilmek için zaten insanın etli kanlı canlı insanın bürokratik kurallar denen şeyin içinde kuralları konuşmaya başlaması. Teolojinin hakimiyeti devletlerde aydınlanma döneminde yıkılırken birden bu ulusalcılık, yani hani bir tabii güç devam ediyor. Hani bir güç kaybına girerken başka bir güç, kutsal bir güç mü yaratılıyor? Tabii. Yani yine bir çıkar grubu. Yine onu bir güç. Tabii. Anında çıkıyor. Ama onun şey olması mümkün, yani gitgide böyle inşaatılması mümkün. Ona deşifre edilmesi, işte onun için o sorumluluk sözü sonunda. Yani çıkarların mevcudiyetinin deşifre edilmesi. Sömürü derken sadece ekonomik sömürü değil. Fikrinin dönüştürülmesi, şey, simgelerin yanlış değerlendirilmesi falan, bütün onların yanlış yorumlanmalarına karşı onlar, bunların hepsi konuşmakla olabilir. Yani konuşma platformları o nedenle önemli. Evet, orada başka soru falan o kısımda yok herhalde. Diğer kısımda yok. Masaya geldik şimdi. Cübra sen her kaldırmıştın. Ben daha önce konuşmayı hiç yapmıştım ama yani cevaplandı aslında benim düşüncelerim. Tamam, orada var mı? Selim sen. Hocam şimdi bir şeyden bahsettiniz konuşmanın başında ve diğer katılımcılar da o temelden yürüdü. İnsan iyi mi doğmuştur, kötü mü doğmuştur, sonradan mı iyi olur, sonradan mı kötü olur ve iyilik ve kötülüğü beraber içinde mi barındırır? Ben de diyorum ki ya çıkış noktamızda bir hata yapıyorsak, ya aslında insan ne iyi ne kötüyse. Yani iyi kötü içinde barındırır. Nötrdür. Eylemleriyle iyi ve kötü olabilir. Aynen, sen nötrdür dedin ama ben de diyorum ki ya bu mevzunun iyilik ve kötülükle hiçbir alakası yoksa, ya tamamen şu evrimleşmemiş alt beynimiz olan sürüngen beyni kullanmaya devam ediyorsak, yani tamamen hayatta kalma içgüdüsüyle savaşıyorsak, devlet niye var oldu diyoruz mesela. Hani bana kalırsa da insan insanın kurduğudur. Niye? Çünkü şey gibi bu. Aynı türden iki tane bitkiyi aynı saksıya koyarsak, verdiğimiz suyun sonucunda biri diğerini illaki öldürecek. Birimizin yaşaması için diğerimizin ölmesi lazım. Gelişmiş ülkelerde dedi şey var. Ne anladı? İleri demokrasi var. Eşit bir yaşam hakkı var. Ama gelişmiş ülkeler bu gelişmişliklerini neye borçlular? Şimdi şöyle bir şey var. Evrimleşmiş kontekstlerini şimdi şu ne? Var. Toplum hayatı doğa hayatına karşı kurulu olarak kurulan bir hayattır. Yani hayvanlar dünyasında güçlü zayıf ezer. Bizde de öyle değil mi? O hayvanlar dünyasında. Hayır. İnsan dünyası. İnsan onun için dünyaya gelmedi. Gelmedi ama bu yolda ilerliyoruz. Bakın niye var bizde? Yok. Hayır. Ama kendi adına konuş derim ben mesela. Ya. Ben derim, ben ilerleyen sorumluyum. Şöyle bir sıkıntı var. Ama benden toplum hayatı, hayır, ben... toplum hayatı doğa hayatına, hayvanlar alemindeki o güçlerin zayıf esnesi hayatına karşı kurulan bir hayat. Eğer aynısını devam ettirir, işte Aristoteles'in ki biraz onun devamı gibi geliyor yani. Öyle değil mi? Biz onun için bir yer yok mu? Yani bir şey olur mu? Aynı soru. Güçlü olan essin, habire essin. Ondan sonra hocam, güçlüyü engellemek için de habire kanunlar bilmem ne. Hocam insanlar. İşte ya kanunları zaten güçlüler koyuyorsa. Sıkıntı orada. Ya diyorum ki müzakere edilen düzen de olsun diyoruz ya. Yok, ben yani diyorum ki ya devletin var olma sebebi, hani kendine meşguliyet kazandırmak için uğraştığı şey, kanıt, insanları organize etmek ve insanı insandan korumak gibi, kargaşayı önlemek gibi paravan bir sebepse, ya bir avuç çakal bizi uyutmak için böyle bir şey yapıyorsa. Hobbes'un dediğini çok şey yapamadım, benimseyemedim ama. Şöyle bir şey var,
yaşasın yani. Kral diyor. Yo ben şey dinledim. Şimdi ve bunları söylerken hani şaka oldu söyledi ama hani kesinlikle bunları savunduğum için değil. Ben sadece ortada var olan durumu tespit etmeye çalışıyorum ve benim gördüklerim bunlar. Ayrıca güçlü, zayıfı eziyor. Ama bu önerilen bir hayat tarzı değil. Yani tabii elbette güçlü. Bu işte böyle habire bizim hayvani yürümüzün var olduğunu çok meşrulaştırırsak. Evet. Bizim zaten evet. içimizde hep kötülük var. Bazı insanlar böyle kötüdür falan. Bir bunu kabul edersek alt beyinleri tamam. böyle o zaman bu hep böyle bu devam eder gider. İnsan olamayız yani. Asla olamayız yani. Ben zaten, ortada var olan bir insanlığın olduğunu düşünmediğim için bunları söylüyorum. Ayrıca kötülük diye kastetmedim ben bunu, tekrar söylüyorum. Bu tamamen o hayatta kalıp en fazla şey. Hani mesela şeyler var. Deniz ayıları var. Deniz ayıları tamamen sürüdeki dişi popülasyonuna, geneline sahip olabilmek için birbirleriyle ölümüne savaşıyorlar. Hayvanlar öyle. Hayvanlar. Hocam işte bizim hayvandan bir farkımız yok ki. Yok hayır hayır hayır. Hayır, hayır. Hayır kesin ben bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ya, kusura bakmayın. Ya şunu söyleyeceğim ben. Şunu söyleyeceğim ben. Ben kesinlikle bir fark olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Şimdi tamam İngiliz bir elemanla Afrikalı bir eleman gelip kapışmıyorlar. Ama İngiliz bir eleman gidiyor Afrikalı'nın oraya bomba atıyor. Ondan sonra Afrikalı ölürken İngiliz'deki kardeşlerimiz sağ olsun krallar gibi yaşıyorlar. Ama bütün İngilizler öyle değil. Yani, hocam şimdi ama şu an Büyük Britanya dediğimiz şey var olduğu şeyin ne onun adı? Refahı tamamen sömürgeciliğe borçlu. O insani ve insaniyeti temsil etmez onlar. İşte ben de diyorum ortada bir insanlık yani. Yok. Onu kabul etmiyoruz. Ooo alkışlamıyoruz. Böyle kalmasın. Bu düzen böyle kalmasın. Soru sormayan arkadaşlar var. Bu düzen böyle kalmasın. Bu doğal, kaçınılmaz, normal demeyelim diyoruz. Peki ben de son olarak bir şey söyleyeyim. Onun ötesine geçelim. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. İntihar etmeye karar vermiş bir insanı düşün. Zihinsel olarak bütün şeylerini, dikkatini intihara yoğunlaştırdı. Tamamen zihnen bu dünyadan ayrılmaya kararlı. Dini görüşü var ya da yok, önemli değil. Peki bu adam her ne kadar dozda ilaç içerse içsin veya bileklerini keserse kessin, vücudu yine de hayatta kalmak için savaşmayacak mı? Zihninde kesin olarak kendini inandırdığı şeye rağmen. Olabilir yani kalp atar. İşte ben de bunu diyorum. Evet bizim düşüncelerimiz bunu istiyor. Bunu yapmak istiyoruz ama intihar ediyoruz. Bunun için çok da bir şey yok. Vücut direniyor yani. Ben hala bizim diye konuşmana karşılayayım. Ben genel olarak insanoğlu adına konuşuyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Çok umutsuzsunuz. Evet. Yok, realist. Bir şey söyledim ona yani çok kısa bununla tamam. alakalı. WhatsApp grubunda Ubuntu diye bir yazı paylaşmıştı bir arkadaşımız. Afrika'da hatırlıyorsunuzdur belki antropolog Afrika'ya gitmiş. Ve orada çocuklara diyor ki karşıdaki ağaca doğru koşun ve birinci olan ağacın altındaki meyveleri yiyecek. Çocuklar el ele tutuşuyorlar ve hep birlikte koşuyorlar ve hep birlikte meyve yiyorlar. Ve arkasından soruyor, ben buradan tek söyleyeceğim. Biz Ubuntu yaptık. Yarışmış olsaydık aramızdan sadece bir kişi yarışı kazanacak ve birinci olacaktı. Nasıl olur da diğerleri mutsuzken yarışı kazanan bir kişi ödül meyveyi yiyebilir? Oysa biz Ubuntu yaparak hepimiz yedik. Ubuntu Güney Afrika'da ben, biz olduğumuz zaman benim demek. İnsanlık, insaniyet bu. Ve işte survivor normal hiç eğitimi ve sahibi olmayan, hiç eğitimi yani. Olmayan Afrikalı bir antropoloğun yapmış olduğu yani. Şimdi biraz işte galiba hocam sizin dediğiniz o değerlerine ben Kuşurat Hocam'ın o kitabını da okumuştum. Felsefe kurumundan hala çıkıyor kitap. Gerçekten değer konusunda önemli bir eser. Şimdi galiba şey oluşuyor değil mi? Kötülüğün normalleştirilmesi diye. Yani meşrulaştırılması. Şimdi hemen örnek verelim. Hepimiz internetten okumuşuzdur. Dücane Cündoğlu vapurda gidiyor. Birisi denizde intihar etmek için atlıyor. Peşinden vapurun görevlisi de atlıyor ki Dücane Cündoğlu daha önce bypass ameliyatı geçirmiş 55-60 yaşında bir adam soyunup denize atlıyor. Ve ikisini de kurtarıyor. Şimdi burada mantıklı olan şey şu. Ya ben bypass ameliyatı oldum. Vapurda o kadar kişi var. Aynen. Ki hiç adalar ya. Emniyet müdürü var o atlamamış mesela. Aynı vapurda. Ama şimdi bir işte bu tarz aslında durum olan birisi atlayabiliyor. Demek ki insan
hani o hesap yapmadan da hareket edebiliyor. Yani bir insan, bir insana bir kere iyilik yaptığı zaman hayatı boyunca hiç sömürmeyecek anlamına geliyor mu? Bu konuda kaç araştırma var? Yani bir kez iyilik yaptım ben. Bu şu demek ki yani ben hayatım boyunca hep iyilik yapacağım. Hiç sömürmeyeceğim. Öyle durumlarda yani o da şeyler çok farklı değil. Olabiliyor. Koşullar o kadar farklı olabiliyor ki. Mesela evet. Birisine göre iyilik gözüken öbürüne göre olumsuz aptallık görebilir. Bir de yani aptallığın ötesinde iyi niyetle yapmışsınızdır da sonuç iyi olmamıştır. İyi hesaplayamamışsınızdır. Yani bu şey değil. Hocam yaşayan bütün ideolojileri bakınca yani böyle insanları peşine takıp yüzyıllarca sürükleyen ideolojileri baktığınızda hep yönetenleri güçlüyü koruyan ideolojiler, sosyal sınıfları yaşatan ideolojiler. Yani şimdi bakıyoruz stoğacılık işte ne yapıyor işte bu dünyadan vazgeç hiçbir şey isteme, bir şey kendine yetir. Yani erdem denilen şey sanki insanı dünyadan vazgeçirip bütün maddi zenginliği yönetenlere itiyor gibi hissediyorum. Yani diğerleri eğer ben de istiyorum diye çıkarsa kafalar gidiyor. Yani arkadaşıma ben bu açıdan katılıyorum. Yani egomuz, ilkel yanımız var. Ve o gücü elimize geçirdiğimiz zaman hani İbn-i Haldun dediği gibi beş aşamada devlet yıkılma aşamasına geliyor. O güç giderek rejimli oluyor. Egolar çıkıyor ortaya ve sarfiyat başlıyor, yemeler içmeler. Yani dünya tarihi bunun örnekleriyle dolu. Onun için ben çok pozitif değilim insana karşı. Sizin kadar iyimser değilim. Böyle gelmiş ama böyle gelmesi böyle gidecek anlamına gelmiyor. Yani onun için insanı insanlara kurmak bu ilimlerde daha moral değerlerin daha öne çıktı. Ahlaki değerlerin daha öne çıktı. Sınırlandan çok daha fazla hızlı bir ölümüne doğru gidiş var. Yani o var dediklerinizin hepsi doğru tarihteki yaşanmışlıklar. Evet. Ama bu böyle olacak, bu kaçınılmaz bir şey değil. Bu zorunluluk değil. Zorunlu bir durum değil. Bu dönüşebilir, değişebilir. Soru için bekleyenler var mı? Kıymeti bilinmiyor. Ya da, evet. Bekleyen arkadaşlar var. Sizden alalım. Sonra Alperen'den. Tamam, az önceki arkadaşın tartışması hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Birincisi şöyle bir şey var. Ben iyilik ve kötülüğün mutlak kavramları olduğunu düşünmüyorum. İyilik ve kötülük zaten bana göre sosyal inşalar ve bunların ikisinin anlam kazanması bağlantılı şeyler. Bunu böyle aldığımızda olaylara bakış açımız değişiyor. Aynı zamanda şöyle bir şey de var. Sosyal hayatta her şey birbiriyle ilişkili. İşte belki sosyolojinin eski dönemlerinde, Durkheim döneminde vesaire bunlar işte birbirlerinden ayrı kutucuklar olarak bilimler halinde incelenip ondan sonra bir şeyler yapılmaya çalışılmış olabilir, açıklamalar getirilmeye çalışılmış olabilir. Ama sosyolojinin ve sosyal antropolojinin daha sonra getirdiği bütüncül bir bakış. Çünkü toplumda her şey birbiriyle bağlantılı ve biz bunları ayırıp bir şey yapamayız. Burada en önemli şeyler de şunlar. Ritüel, kutsallık ve iktidar. Yani sosyal yaşamda bir düzen olması gerekiyor. Bu düzeni sağlamak için de belli kuralların olması gerekiyor ve bunlar belki biraz Marx'ın dediği gibi dış koşullarla, yaşam koşullarıyla alakalı bir takım materyal şeyler var. Aynı zamanda bu düzenin tesis edilmesi için evet bazı insanların söz sahibi olması gerekebiliyor. Bu insanların ne kadar söz sahibi olacağı ya da işte ne kadar güçlü olacağı toplumdan topluma göre değişebiliyor. Mesela Simon Roberts'ın Hukuk Antropolojisi diye bir kitabı var. Orada şeylerden yani fazla gelişkin teknolojisi olmayan kabilelerden bahsederken farklı örnekler sunuyor önümüzde. Burada çok yani bu sadece mesela anlaşmazlıklar durumunda başvurulan kişiler de var. Ya da işte ya ne bileyim toplumda çok farklı sosyal mekanizmalar var. İşte mesela şurada biz sürekli buluşacak olsak, herkes sürekli buraya gelecek olsa biz belli şeyleri yapmayacağız.
Mesela işte birinin arkasından dedikodu yapmayacağız, birine kötülük yapmayacağız. Neden? Çünkü burada belli şeyler işliyor. Utanç işliyor, dışlanma işliyor vesaire vesaire. Bunların yani işte biz hayvanız, herkes birbirini izliyor vesaire öyle bir şey değil. Şu an çok dağıttım. Nereden çıktım, nereye gittim de başlıyorum. Şeyden şöyle bir mevzu var. Arkadaş güçsüz evliliğini söyledi ama zaten güçlü ve güçsüz mutlak kavramlar da yok. Michel de Sartre'nin Günlük Hayatım Keşfiydi sanırım o kitabın adı. Burada strateji ve taktik diye iki kavram belirliyor. Strateji güçlü olanın elinde olan şeyler. Ama taktik işte güçsüz denilen kesime bu güçlü olan kişiye meydan okuma şekilleri. Yani güçlü şeyi ezerken, yani tırnak içerisinde güçsüz olanı ezerken, güçsüz olan ona karşı bir sürü şey geliştirebiliyor. Örgütlenebiliyor mesela. Ya bu sadece örgütlen, ya evet örgütlenmek de buna dahil. Bireysel eylemler yapıyor. Mesela en basitinden şöyle bir örnek verelim. Ama yapıyor. Devlet üst geçit yapar ama stratejidir onun yapmak istediği. Denetlemektir insanların hareketini, trafiği düzene sokmaktır. Ama insanlar Türkiye'de, ya özellikle Ankara'da insanlar üst geçitten geçmek istemiyorlar. Bunu vakit kaybı olarak görüyorlar. Evet, şey yapıyorlar, her zaman o Adli İpekçi Parkı'nın oradaki şeyde belli bir sayıda insan toplanır. Belli sayıda insan toplandıktan sonra ve onlar yola doğduktan sonra arabalar durmak zorunda kalır. Ve insanlar geçer. Yani böyle şeyler de var. Biz kapsamı çok daraltarak şey yaptık yani. Mesela ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Nike var, Adidas var. Bunlar çok pahalı ayakkabılar üretiyorlar. Ama sen bunun adındaki iki harfi değiştirip aynı modeli piyasaya satabiliyorsun. Yani bu fakir insanların, yani işte güçsüz olarak adlandırılan insanların taktikleridir. Yok, taktik değil aslında. Güçsüzlere ufak bir yaşam alanı ver ki onlar kendilerini mutlu zannetsinler. Onlara yaşam alanı mı onlar vermiyorlar. Onlar kendi yaşam alanlarını mı kendileri yaratıyorlar zaten. Demek ki bir eşitsizlik var ki hocam çatışma var. Eşitsizlik her zaman olmak zorunda. Çünkü zaten şöyle bir şey var. Mesela radikal feministler bu eşitsizlik şeyini çok daha geriye götürür. Mesela Marx'a göre eşitsizlik işte burjuvanın ortaya çıkması, burjuvanın ortaya çıkmasıyla başlayan bir şeydir ama radikal feministler bunu çok daha geriye götürür. İlk sınıfların kadın ve erkek sınıfları olduğunu gösterirler. Yani eşitsizlik her zaman var. Sadece eşitsizliği azaltmak gerekiyor. Richard Sennett'ın otorite kitabında Hegel'den Marx sınıfların çıkışıyla başladı eşitsizlik Marx'ta. Burjuvazinin çıkışı zaten 13. yüzyılda. Evet. Halbuki devletli toplumların çıkışı M.Ö. 5000'e kadar gider yani. Hatta 10.000'e kadar Göbekli Tepe'yle bile bir başlatabilir. Yani radikal feministlerde en başından beri yani kadın ve erkekler bir dakika hocam. Çünkü zaten arkadaşlar bittiği sonra ikili tartışmaya girmeyelim. Soru bekleyen arkadaşlar tamam. Var. Siz bitirin sorunuzu. Tamam ben öyle istemişlerim. Buradan Cuma abi siz bekliyorsunuz. Size döneceğim. Buradaki arkadaşlar bekliyor. Sizi de unutmadan siz de söyleyin. Buyurun Cuma abi. Hocam değinmiştiniz. Bir şeye özel hak vermeye başladığınız an yabancılaştırarak ötekileştiriyoruz. Cins hak vermeye, özel hak vermeye, evet, şey neyse o. Fransız Pano'nun siyahları, beyaz maske adlı kitabınlara buna değiniyor. Beyazların diyor, zencilere verdiği bu adı, burada bu adı vererken bir takım olumsuzlukları da ekliyoruz. Bunu Türk, Alman veya başka bir isim vererek de. Peki bunu nasıl tanımlayabiliriz ötekileştirmede? Yani şöyle, orada bir demek bir çıkar çalışması var ki farklı gruplar var. Yani niçin o anlam yükleniyorsa beyazların zencilere vermiş olduğu olumsuzluklar. Yani zenci dediğiniz zaman
bazı olumsuz şeyler de o kavramın içerisine otomatikman girmiş oluyor. Yükleniyor. Tabii yükleme yapıyor. Stereotip oluşuyor. Geri kalmış, gelişmemiş. Hırsızlık. Ama hocam bu şey edebiyatta bile. Aşağılamak kadar. Mesela baştan doğru bir iş yapıyor. Sömür bir şey yapıyor. Biz aslında size medeniyet getiriyoruz diye hani yedirmeye uğraşıyor. O aynı yani. Meselenin aynı düğünü ama tabii yani o işte yani onun için katmış arada muhakkak ne kadar böyle şeylerin olması gerçekleri çarpıtıcı ideolojiler işte o araya giriyor. Yani nesnenin kendisi ve adlandırması kavramı arasına çok farklı ideolojiler girebiliyor orada. Cuma abinin dediğinden aklıma şu geldi. Değer üretmeden bahsettin mi? Evet. Ben de şu çağrıştı. Şimdi evet, beyaz adam işte sömürdüğü Afrika'da zenci sıfatıyla ya da ismiyle bir nevi bazı anlamlar yüklüyor. Yükledi de en azından kafada çağrışan şeyler mevcut hepimizde. Fakat örneğin birisi de çıkıyor, onun karşısında bir değer üretiyor. Örneğin Malcolm X Amerika'da zenci kavramının hem siyahlar arasında kullanılmamasını sağlamıştı, hem dünyaya da böyle bir şey. Ben siyahi, yani Afro-Amerikanım. Yani zenci falan değil. Yani Afrikalı bir Amerikan. Negro yasak yani. Şimdi çok öyle politikalı, korrekt değil, siyasetten yanlış. Bir Malcolm X'in bu söylemesi de kendi ülkesini de açtı Amerika'yı. Birçok ülkede evet zenci demememiz gerekiyor. Bu kişi atıyorum Afrikalı. Hani ten rengi Afrikalı'ya uygun bir ten rengi, benimki de işte Avrupalı'ya uygun bir ten rengi, bunun gibi. O değer üretme, birisi tersini üretse de değil mi hocam? İşte o iyiden umut kesmeme biraz o galiba. Ama tabii burada Malcolm X'in de bir gücü var. O herhangi bir insan söylese belki dikkate alınmayacak. Çünkü belki medyaya bile yansıyacak. Bir emek var. Emek var. Orada bir emek var. Tamam. Şöyle devam edelim. Senin arkadaşının bir şeyden kitap çekmek istiyorum. Yani bazı yerlerde ortak düşünüyorum. Evet, insanın bir ağırlansı, bir şey öfkesini de var. Alt beyin dediğimiz, hani bizim beyin sapımız olsun, ondan sonra bulgusumuz olsun. Ben az evrimleşmiş ya da gerilmeşmiş olarak düşünmüyorum. Çünkü zaten bizim bulgusumuz, solunum sistemimizle, kalbimiz yeterli kontrol ediyoruz. Beyin sapımız diye örnek verin, göz hareketlerimiz her şeyi kontrol ediyor. Yani bunlar kendi için yapıyor. Onun üstüne bize bir üst beyin verilmiş. Arkadaş gayet güzel ifade etti onu zaten. Bunun bir ben şey diyecektim ya. Yok hemen beklemedim. Ben o alt beyin şey anlamında kullanıyordum. Davranışsal olarak kullanıyordum sadece. Arkadaşlar bekleyen daha çok kişi var çünkü soru kısmında. Sen bitir arkadaşlar. Davranışsal olarak bir alt beynimiz var. Bir de bunun üstünde bir üst beynimiz var. Hayvansal ilişkilerimiz kesinlikle alt beyinlerden geliyor. Ama bunun üstündeki hani arkadaşımın dediği şey şu, hayvanlar, insanlar ise fark yok. Böyle çok görüşlü yaşayan insan var, çok farklı insanlar ama biz üst beynimizi kullanarak çok rahat bir şekilde biz bunu prefrontal korteks diyoruz. Alt beyni baskılayabiliyoruz ve kendi davranışlarımızı, yani bizim çıkarımızda bile olsa yapmamızı sağlayacak şey mücane beyin yaptık mesela. Yani orada kendi aslında aptalca bir şey yapıyor. Yani bypass geçirmiş bizdiler. Bu yapmasının şey yapmasının sebep bu. Bu insan hayvanın ayıran bir şeydir benim gözümde. Ben bunu söylemek istedim. Senin bekleyen var bir dakika. Buyurun hocam. Ya, merhaba hocam. Aslında konu çok kapsamlı bir konu. Hani ben biraz katkı koymak adına bir şey söyleyeceğim. Üstüne bir soru soracağım. Şimdi emek güç değer deyince hani iktisadın birleştirildiği sosyolojiyle birleşen, işte felsefeyle birleşen, hatta evrim felsefesiyle, şimdi arkadaşlar o konuya geçiyor. Evrim felsefesiyle birleşen bir konu. Biraz bana hani arkadaşlar insan doğuştan iyi midir kötü müdür deyince aklıma şey konusu geldi. Hani normalde Richard Dawkins'le birlikte de çok tartışılan son dönemlerde oldu. Gen ve İncil'dir kitabıyla birlikte. İnsanın doğuştan kötü olduğunu söylüyor. Ancak şimdi bu evrim felsefesinde hala tartışmalı olan bir konu. Yani mesela Amerikalı Stephen Jay Gould vardır. Yapanların Başparmağı diye bir kitabı vardır, meşhur. Evrimcidir kendisi. Genetik olarak incel aynı zamanda. Genetikçidir de. Burada baktığın zaman aslında toplumsal olarak sadece insanı yaratılış teorisinin bir kenara koyarsak, evrim teorisi üzerinden gidersek de
sadece insanın kötü olduğuna çıkmıyor aslında. Yani doğal seleksiyon biraz Darwin'in koyduğu terimle birlikte yanlış anlaşıldı ama Darwin de onu kastetmedi. Sadece güçlü olanın hayatta kalması değil, aynı zamanda kendi yeteneklerine göre, ki yeteneğin de bir tanımının yapılması lazım. Yani var olan koşullara en iyi şekilde uyum sağlama. Ki bu uyum sağlama örgütlenerek de olabilir, birileriyle yardımlaşarak da olabilir, birilerini öldürerek veya işte üstün gelmeye çalışarak da olabilir. Bu şekilde aslında kompleks bir konu olunca bu konu biraz daha çok bugün günümüz sosyolojisinde liberalizme bir mesnet sağlayan, destek sağlayan bir konu haline geldi. Ama aslında Stephen Jay Gould'la birlikte biraz daha şey temeline, sosyalist temele, eleştirel, kuramcı bir temele kaymaya başladı. Ondan da mesela yine aynı şekilde hayvanlar üzerinden örnek verirsek, bu sefer Stephen Jay Gould da şu örnekleri veriyor mesela. İşte karınca üzerindeki yardımlaşma veya kendini feda etme durumları var. Köprü kurma, su üzerinde köprü kurma, bu şekilde feda etme. Bu şekilde bazı örnekler veriyor. Yani katkı olarak diyeceğim budur. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Yani ben sosyolog değilim. İkinci üniversite olarak bir sosyoloji okudum ama Türkiye'de benim gördüğüm kadarıyla dışarıdan sosyoloji çok disiplinler arası tartışılmıyor. Yani ya Türkiye'de zaten birçok şey yanlış gidiyor ne yazık ki ülkemizde, ama hani doğa bilimleriyle sosyal bilimler, hatta bilimler arasında geçiş bile bugün birçok akademisyenin ön yargıyla baktı. Ben de kendim için de bunlara yaşıyorum. Birçok akademisyenin ön yargıyla baktığı bir nokta. Yani sen fizikten felsefeye geçiyorsan adam sana diyor ki yani ne işin var kardeşim, fizikçi olsana diyor. Mühendisken felsefeyle ilgileniyorsan, ben makine mühendisiyim, felsefeden mesela yüksek yaptığım zaman adam bana diyor ki ben diyor sıcak bakmıyorum diyor yani. Ne yapacaksın sen? Aslında baktığın zaman bir konuyu da işte sadece bence siz metodolojiyle de bildiğim kadarıyla yani ilgilendiğiniz zaten konu. Baktığınız zaman doğa bilimleriyle sosyal bilimler bu çatı altında bir şekilde birleştirilmeli ki bu konuların zaten çözümü ancak bu kompleks bir şekilde yatıyor. Yani örneğin bu en basitinden bu konuda. Bu konu emek, değer, güç başlığı altında. Şimdi değer olarak iktisadi değeri ele alabilirsiniz. Değer olarak felsefi değer tanımı koymaya çalışabilirsiniz. Değer olarak sosyoloji açısından bakabilirsiniz. Yani ekonominin bile tanımını bugün disiplinler arasında 50 tane tanım yapıyoruz. İşte ekonomi diyoruz, meta arasında ki takastır diye bakabiliyoruz. İşte devletin tanımını yaparken sosyolojik açıdan bakarsak ekonomi, egemen alan, sınıfın siyasi bir organizasyon diyoruz. İşte daha liberal açıdan bakarsak bu sefer diyoruz ki işte daha denge unsurları taşır ve insanın modernleşebilmesi için bir araçtır diyoruz. Birçok açısını yapıyoruz. Yani siz bu, geleceğim soru şu, sizin bu disiplinler arası geçişe dair Türkiye'de, belki konudan biraz koparak söylüyorum ama merak ettiğim bir konu olduğu için söylüyorum. Görüşünüz nedir? Buna dair çalışmalar yapılıyor mu acaba? Bu konu epeydir. Şeyden sonra çok yoğun bir tartışmaya açıldı. Sosyal bilimleri açın diye bir kitabı vardı. Gülbenkian Komisyonu'nun. Immanuel Wallerstein diye bir ara sosyoloji, Uluslararası Sosyoloji Derneği Başkanlığı yapan bir kişi vardı. Onun komisyon başkanı olarak görev yaptı. Sosyal bilimleri açın. İnce bir kitaptır ama epey de sattı. Yıl 1990'ların ortalarında. O üniversitelerde bayağı bir heyecan yarattı. Bizim YÖK filan da bu konuda epey üniversiteler şeyler yap, yönlendirmeler yaptılar. Bizim o sıradaki dil tarihteki dekanımız da bu konuyu en azından sosyal bilimlerin kendi içinde, yani doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki ilişki olarak değil de sosyal bilimlerin kendi içlerinde birbirleriyle daha yakın ilişki kurmaları için hatta ortak takım ders seçmeler. Yani seçmeli dersler sadece sosyoloji öğrencisi sosyoloji içinden almasın da değil, gidip tarihten de alsın vesaire gibi. Böyle bir şey. Çünkü zaten kitabın şeyi de o ya, sosyal bilimler de kendi içlerinde politika, siyaset bilimi, sosyoloji, ekonomi vesaire arasındaki bağlantı açısından. Böyle bir şey, Türkiye'de böyle bir girişim oldu. O aralarda ben de daha sonraki yıllarda 2007 gibi bir hasbelkader bir üniversitede bir dekanlık durumu oldu falan.
kuruculuk yapıyoruz. Fen Edebiyat Fakültesi ders programları yapılıyor. Ben de böyle idealist gibi filan dedim ki şey olsun, mesela her sosyal bilim bölümü bir adet bir fen, çünkü Fen Edebiyat Fakültesi bir de adet yani ders alsın. Fen bölümlerinde bir tek adet bir sosyal bilim ders alsın. 4 yıllık lisans eğitimi içinde. Ama buna yani özellikle fen bilimleri o kadar tuhaf karşıladılar ki. Yani tek bir yani 2 saatlik birinci sınıf öğrencisinin kullanacak bir sosyolojiye giriş ya da işte ne bileyim felsefe bilmem ne böyle bir ders. Yani bu dediler ki yok olmaz o zaman işte krediler bilmem ne filan ya çok çok ben de programımızı yaparken buna göre çünkü her kendi ders programını getirecek işte biz de fakülte kurumdan geçireceğiz falan koyamadılar. Yani benim istememe rağmen baktım koymamışlar. Yani seçmeli derse koyuyor. Zorunlulardan da değil. Seçmeliler arasında koyamamışlardı. Elleri varmadı. Yani böyle yüzüne çok tatlılıklarla bakmışlardı. Yani böyle bir şey biraz zor. Kapalı. İnsanlar kapalı. Onun için yani nasıl bakarsınız? Denemeler oluyor da pek başarılı oluyor mu? Şu andaki durumu bilmiyorum. Boğaziçi'de şey var, ilk sınıfta sosyal bilimlerde kalkülüs aldırıyorlar, istatistik aldırıyorlar. Hacettepe'de bizi aldırmışlar, biz biyoloji aldık, modern matematik. Biyoloji de var. Ve modern biyoloji, doğramacılığı yani aslında çok böyle şey, gerçekten çok olumlu devrim niteliğinde şeyler olmuştur. Herkes çok eleştirir ama bizim yani Hacettepe'de 2+3'tü falan eğitim, 5 yıl. Lisans eğitimi. Yüksek lisansa mezun oluyorsun 2+3. İlk 2 yıl temel bilimler. İşte temel bilimler de fen. Ama ODTÜ yapıyor bunu bildiğim kadarıyla. Mühendislikte benim okuyan yeğenlerim falan böyle bir sosyolojiye giriş falan gibi böyle seçmeli kolay olsun falan. Serbest seçmeli olsun. Evet. Falan mı var zaten sosyoloji? Gerçi hukuk sosyolojisi için var. Biz ama ondan bile ilham ediyorlar. Aman aman yani uğraşamıyorlar. Hiç konuşmamış bir şey düşünce belirtmek sanki. Şimdi ben. Evet. Gerçi yani o kadar çok dolanmış sözlerim kafamdakiler çok kontrolü hale geldi. Tanıdık oldu yani baya. Ben şeyden söyleyeceğim hocam. Baya uzun bir zaman geçti ama konuşmanızın ilk birkaç dakikasında şey demiştiniz. Her şey söylemle açıklanamaz diye. Her şey söylemle bildiği. Şey diyemeyiz. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey demiştiniz değil mi? Yani şimdi, o söylem kelimesi bayağı böyle biraz sosyal gerçek evet. Yoktur. Sadece işte ideolojinin belirlediği sözlerden ibaret. Aynen. Konuşma, söylem bile değil. Konuşmalardan ibaret. Ben de birbiriyle böyle etkiledik, iletili bir şey söylemiştim. Ben iletişim çıkışlıyım. İnsanın tam böyle varoluşundan bu tarafa değil de işte 21. yüzyıl toplumlarına baz alalım. Farklılıkları, dillerinin farklılıkları, görüşlerinin farklılıkları, hayat anlamlarının farklılıkları, belki bu ideoloji diyebiliriz. Ya da yani daha iyi niyetli bir halis niyetli bakacaksa işte bakış açısı diyebiliriz. Bunları o zaman nasıl açıklayacağız? Mesela Althusser'in bir sözü geliyor aklıma yanılmıyorsam ona ait de bir yerde ideoloji yoksa orada karşıt ideoloji var diye. Bir sözü vardı. Bu bana yani belki de beni çok, o kadar çok şey etkilemişti ki artık her şeye öyle bakmak gibi bir durumun söz konusu oldu. Öyle bakmasam bile bunu çok iyi bir niyetle bile yapmaya çalışsam bile o etkiden kurtulamıyordum. Mesela az önce bir beyaz siyah örneği verdiniz. Bunu işte Afrikalı kişiye zenci dediğinizde çok kötü algılanıyor. Bunu söylem olarak görüyoruz. Çok iyi niyetle söylesek bile işte mesela Afrikalı kardeşimiz gibi desek bu bile bana bir söylemin inşası gibi geliyor. Buradan hareketle biz bu toplumda şu anki durumumuzla söylemden veya ideolojiden nasıl kurtulabiliriz? Kişi olarak veya toplum olarak. Bence de konularda şeyden yanayım. Bu evrensel değerler vardır diyenlerde. Yani herkes kabul etmiyor bu işi. Çok fazla relativist bakışlar da var. Özelci, relativist bakışlar. Ben evrenselcilerdenim. Yani genel böyle bütün evrensel olarak
herkesin üzerine anlaşabileceği, herkesin olmasa bile büyük oranda doğru denebilecek olan tespitlerin, değerlerin olduğunu düşünenler. Onun için bu bir bana bir şey oluyor, bir ölçü oluyor. Yani bir şeyin değerlendirilmesinde, mesela bu insan hakları önemli bir şey, demokrasi önemli bir şey, insana sahip önemli bir şey vesaire. Bunlara uygun mu değil mi? Yani tamam o kültürde öyle kadın hakları, çocuk hakları, doğa. Bak bunların hepsi önemli, evrensel değerler oluyor. Ve bunlara da destek vermek gerekiyor. Bunların işte dolaşıma, bu fikirlerin, bu anlayışın, bu zihniyetin dolaşıma girmesine destek olmak gerekiyor. Ancak böylelikle o şey yok. Efendim kültürümüzde böyle, burada böyle, bunun bakış açısı böyle. O yereliliklerin meşrulaştırılması. Biz de kadın dövülür filan. Öyle gidiyor. Sonuna kadar gidiyor. Hayvan dediğinde de art iki tekme. Onlar çok ekstrem örnekler. Çok iyi ama çok daha şeyleri var. Çok daha ince ama insanları ya da kültürleri yaralayan, insanları toplumları yaralayan çok rafine ayrımcılıklar var böyle. Ağızlar çok açık o günde. Herkes karşı çıkar ama çok daha farklıları da var. O zaman işte bu hani yaşamak ciddi şey diyor ya, ciddi şey yani bu evrensel ve bu şeyi de düşünüyorum, o var yani Descartes'in yoku var ya, sağduyu en eşit kardeşimmiş şey. Yani o var, öyle bir şey var. O öyle zamanın ruhuna göre de değişen falan da değil. Yani böyle insani bir şey var. Belirli evrensel değerler de var. Bunlar bizim bir yerlerimizde var. İnsanlığın bir manşeli şuuru var ve bu hatırlıyorsun belki böyle bunları. Onun için öyle her şey söyler, her şey gider, her şey ideolojik. Tamam ideolojiler ama o ideolojiye direnebilme, yani işte ne diyorum, insanın kendini gerçekleştirmesine karşıysa, bir sömürü varsa, o sömürünün olduğunu sen zaten hissedersin. Yani karşıdaki insanın bakışından, her ne kadar hayvani yönlerimiz falan vardır. Şimdi o istediği kadar o hayvani yönünü meşrulaştırmaya çalışsın. Sen onu biliyorsun, o hayvanlık yapıyordur. O insanın bakışından anlarsın, o da ezilmiştir, üzülmüştür, içi yanmıştır. Onu görürsün. Bu her kültürde bunu görüyorsun. Bir zencinin bakışında da görüyorsun. Amerikalı'nın bakışında da. Yani hep en hani Amerikalı'nda zenci iki uç diyor olacak olursan. Ya da işte Arakanlı gün de bakışında televizyonda görüyorsun onu. Bizi görüyorsun, o acıyı da görüyorsun. O hepimizde var, anlıyoruz onu. Onun için öyle ben şeydir efendim işte her şey kandırmacadır, bilmem nedir, göndermeler dünyasıdır. Kandırmacı değil de hani şey aklıma geldi, o hani Körfez Savaşı'nda bir pelikan mıydı, böyle şeyde denizde evet, resmi olan işte kandırılmış insanlar o resimle kandırmış. O kadar basit değil. Yok, hayır. Herkes yani bir an kalmış da olabilir ama hemen doğru ortaya çıkar. Ben gerçeğin yani yaşanmış bir insanın deneyimle bu evrensel bilgi birikimine güveniyorum. Öyleyim yani. O bakışı savunanlardan. Çünkü öbürünün o özelciliğin, o relativizmin, kültürel göreceliğinin, onun sonu yok. Onun sonu yok. Evet. Hocam, sizin bu güveninize ben de katılanlardan ama bu örnekleri vermeden geçemeyeceğim özellikle. Şimdi o dediğimiz evrensel bakış açısı. Şimdi zamanın ruhuna da aslında biraz aşağı. Şimdi galiba ben şunu düşünenlerdenim. Şimdi biz bazı şeyleri tanımayınca, en azından bilgi olarak da almayınca bu tarz örnekleri sanki herkes böyleymiş gibi algılıyor. Mesela örnek verelim. Hani bir ideolojisi olmasına rağmen kişinin güçle ilişkisi. Hem de o güç kendi ideolojisinden ait olmak. Benim aklıma hemen kim gelir? Jean-Paul Sartre. Şimdi Fransa'da Fransa Cezayir'i işgal ettiğinde en büyük tepkiyi veren isim Jean-Paul Sartre'dı. Hem de kendi ideolojisini destekleyen parti iktidarda olmasına rağmen. Yani kendi partisi onu partiden kovmuştur bu sebepten dolayı. Ama şimdi burada işte Sartre oysa ki sosyalist bir adamdır. Ama ya ben bir sosyalist olarak partinin gidip Cezayir'i işgal etmesine karşı çıkmakla da kalmamış. Fransa'da yardım kampanyaları düzenlemiştir. Yani Cezayir'deki direnişçilere destek olmak açısından. Demek ki bu olabiliyormuş. Yani kişi yok canım hani insan bunu başaramaz. Şimdi Sartre'da şunu düşünebilirdi. Ben bir Fransızım. Değil mi? Fransızların
iktidarın çıkarlarını korumam gerekiyor. Hele ki benim görüşüm de iktidarda. Yani benim rezaletlerim de yaşam ya. Senin yolun üzere devam ediyor yani. Şey. De Gaulle iktidar bu ara. Fransız Komünist Partisi iktidarı değil ki. Hayır. Sartre'ı partiden kovan hatta şeydir. Rajon Karadi. Yok, Cezayir'e girdiği zaman De Gaulle iktidardadır. Devam ediyor. Demokrat Parti. Kendi partisi iktidarda değildir. Olur mu hocam? Sosyalist Parti'den atan Rajon Karadi. İbrahim iyi bir yere geldi, affedersin. Buradan devam edebiliriz. Küçük bir katkıda bulunmak istiyorum. Yok, şurada tamamlayayım ben. Tamam. Fransız Komünist Partisi de Cezayir'in bilmesi tam tersi karşı çıkmıştır hatta. Ama hiç öyle değil hocam. Çünkü Sartre bu sebeple partiden atan. Ben Roger Garodi'nin atan kişi. Hocam Cezayir'i desteklediğini... Sartre neden partiden atan? Bakabilirsiniz isterseniz. Ya Wikipedia'yı da kapattılar, bakabiliriz. Sıkıntı yok. W'nin başına sıfır eklen giriyor. Şeyi tamamlayalım hocam. Şöyle de diyebiliriz hocam hatta en başında. Cezayir'deki direnişte Cezayir Komünist Partisi vardır hocam. Evet. Zaten çelişki yok. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü Sartre'ın hayatına çok nasıl ilgilenmesi olarak. Bir dakika arkadaşlar. Hani konu burada gerçi ola değil. Belki de ben yanlış biliyorumdur. Siz doğru biliyorsunuz. Onu bilemiyorum. Yani Cezayir'deki zaten direniş hareketi sosyalist temellidir. Fransız Komünist Partisi bunu desteklemesi için çelişki. Ama o konu o değil yani. Önemli değil. Önemli değil. Ama orada söylemek istemem. Fikir olarak algıladık hocam. Sorun yok. Tamam. Belki sizinki doğrudur. Benim vurgulamak istediğim şöyle bir şey. Sonuçta Sartre İngiliz değildi, Fransız'dı. Yani değil mi? Fransız olmasına rağmen bunun karşısında durabildiği yazıları. Hatta Aydınlar üzerine kitabında bir aydını tarif ederken ne diyor? Cezayir'i Fransa işgal ettiğinde buna karşı çıkmakla yetinmeyen, üzerine Fransa'nın terörist devlet olduğunu söylemesi gerekir ki ben bunu aydın diyebilirim. Ben şöyle bir olay oldu. Ben sadece şunu çok iyi hatırlıyorum. Sartre'ın bir tutuklanması gerekiyor. De Gaulle ona karşı çıkıyor. Diyorlar ki De Gaulle'a sen niçin bu Fransa'ya eleştiri getiren bir adam? O diyor Fransa dedektir. Sartre Fransa'dır. Sartre'a söyledikleri zaman diyor ki De Gaulle da Fransa'dır. Yani karşılıklı. İkisi de o fikir özgürlüğü. Ama işte o şeyden çıkabiliyor insan. Tabii. Yürek var orada, bir yürek. Yani bu insan yürüyor diye bir şey var yani. Bu da evrenselle. İbrahim İtkin'in üzerine devam olsun. İbrahim açtı aslında. Biz bir şeyi sanki unuttuk gibi. Adalet kavramını ve zulüm kavramını burada gündeme getirmemiz gerekiyor. Gücün bizatihi kendisi kötü bir şey değildir. Güçle çok güzel değerler üretebilirsiniz, zulüm de yapabilirsiniz. Şimdi eğer Batılılar hep konuşuyoruz. İşte Amerika geliyor, gücünden dolayı Irak'a vuruyor, orada binlerce insan ölüyor. Yüz binlerce insan öldürülebiliyor. Ama bunu insanlık adına kullansa, değer üretse üretebiliyor. Dolayısıyla biz burada adalet kavramı unutuyoruz. Doğada eşit hiçbir şey yok biliyoruz ki. Hiçbir şey eşit değil. Ama eşitlemek için adalet diye bir kavram var. Zulüm nedir? Bir şeyin olması gereken yerinde olmamasını izah eden bir şeydir zulüm. Yani adalet ise olması gereken yerde olmaktır. Bunları unutmadan eğer değerlendirirsek yorumlarımızı daha iyi bir yere oturur. Tabii yapalım. Adalet, vicdan, evet. vicdan da bizim o işte sağduyuda her bir, şey. Bir cümle daha ekleyeyim hocam. Eğer ortak akılla insan ortak akıllı hareket ettiği zaman kesinlikle iyilikleri bulabilir. Benim aklım hocam, Sartre dedik ya, Türkiye'den örnek verelim. Mesela Sabahattin Ali'nin cezaevinde yatma sebebi benim çok dikkatimi çekmiştir. Yatma sebebi şu, çok iyi bir arkadaşı, yakın arkadaşının çıkardığı gazete var. Ve bu gazetede Sabahattin Ali de yazıyor ama arkadaşı bu gazeteyi kullanarak bazı menfaatler elde ediyor. Ve buna ilk karşı çıkan Sabahattin Ali oluyor. Ve buna karşı çıkmasından dolayı işte arkadaşla iftira atıyor. Atatürk'e bir ortam daha hakaret edici bir şiir okudu diye. Sabahattin Ali cezaevine giriyor. Şimdi şunu diyeceğim. Ben şu konuda hocam biraz muhalif olanlardanım. Canım insan gücün karşısında duramaz. Bu durma da kesinlikle ben de hocama katılıyorum. Değer üretmeden olmaz. Yani o değer sende ürettiysen, onu bir sunabiliyorsan, gücü de bir nevi sen oluşturabiliyorsun. Yani...
ucuz kahramanlık değil. Değil, değil. Çok hayır, farklı bir şey. Değil, değerine sahip çıkma. Değere sahip çıkma ve toplumun da senin o değere sahip çıkmana saygı gösterip destekliyor. Bu tarihten de örnek verilebilir. İmam-ı Azam'ın Abbasileri destekleyip getirmesi ve arkasından Abbasilerin kurumu uygulayıp ona hapse atması. Yine bakın bir aklıma geldi. Mesela değer üretmek bence biraz da şeydir. Bilgiyle de olabilir ama erdemli davranışlarla da. Mesela Sezai Karakoç hepimiz tanırız. Şimdi Cumhurbaşkanlığı ödülü kendisine verilirken aslında o partiyi ve veren kişiyi çok sevmesine rağmen dedi ki hayır ben bir düşünürüm. Benim iktidarla bir işim olmaz. O ödülü alamam ben. Şimdi bakın bu bir erdem göstergesi. Yani ben bir düşünürüm. Benim herhangi bir güçle yakın olmamam lazım. Onun elinden ödül almamam lazım. Neden? Zamanla bu beni susturabilir. E şimdi burada ne var değil mi hocam? Bir değer var ama değerin güce bir de güç var, iktidar. Ona eğilmemesi de söz konusu. Ya, tam tersi de oldu. Mehmet Akif'in Altın Lali'sine Altın Lali'ye tepkisi de bu şeyi sayılır. Mesela Altın Lali'ye sanatçıyım deyip karşı ideoloji batırma adına hiçbir değer üretmeden karşı çıkma. O havada kalıyor mesela. Şimdi insan iki ayağının üstüne doğruldu ve ufku gördü. Hayvanlar ayrışmaya başladı, erdem üretmeye başladı. Kendindeki o iyi tarafı, o güvendiğimiz tarafı ki ben egosun olduğuna kesinlikle inanıyorum. Buna imsal değil ama iyi yanı da var. Aklıyla ürettiği ve hayvandan farklılaşmaya bir medeniyet üretmeye başladı. Ve müthiş bir şey de oluşturdu. Az önce sizin güvendiğiniz o bir medeniyet havzası, bir birikim, düşünsel bir havza da oluşturdu. Şimdi biz bunun üzerinde bir noktaya geldik, tartışıyoruz. Ve diyoruz ki, işte insanın haklarını devretmediği, özgürce yaşayabildiği, kimsenin kimseye zarar vermediği, bir dünyada ama. İşte ve bunu cinsiyeti, kadın erkek diye değil, onun üstüne yükseliyorum, insan o bile değil, canlıya yükseltip, hatta cansızı yükseltip bir yeni düzen istiyoruz. Ve biz şimdi çözüm olarak, hani bu kadar konuştuk, çözüm olarak ne getirebiliriz? Ne yapabiliriz? Nasıl çözebiliriz? Çok uzak vadeli bir yükseldik şimdi. Şey şimdi bütün sorunları gördük. Evet gördük, hepimiz gördük. Ama Türkiye'deki problem çözüm üretmiyoruz. Ben hani hep gidiyorum böyle söyleşimleri dinliyorum. Ama hiç ben şunu duymak istiyorum. İşte ben bu konuya böyle isterse komik olsun. Gündelik yani. Sorunlarımız için de ne söyleyebiliriz? Yani ben diyorum ki şimdi... Sosyolojinin hayata dönmesi gibi. Evet, güç. Şimdi belki şeye gitmemiz gerekiyor. Şimdi çözüm üretelim. Şimdi bir başka toplantıda Ramazan Hoca gelmemiş. Gelecek hafta sizin Ramazan Hoca gelsin. Orada konuştuklarını anlatsın. Mesela demokrasi ve darbeler miydi? Evet, ha mesela Türkiye'de darbeler konusunda şu söylediklerimizin darbele olup olmamasına ne gibi katkısı olabilir değil mi? Gibi, yani şimdi dünyayı bizi dediler ki şurada kaç kişiyiz bilmiyorum. Hadi bakalım düzeltin. Madem bu kadar konuşuyorsunuz. Buyurun düzeltin dediler. Ne yapacağız? Herkes bunu soruyor. Sonunda devam edebilirim. Düzeltin. Çözüm. Ben hocama. Umutsuz olmayın. Yani eğer hocam müsaade ederseniz bir şey söylemek istiyorum. Yani insan herkes kendisinden çözüme başlayabilir. Mesela herkesin bir sonuçta icra etmiş olduğu bir mesleği var. Mesleğiyle başlayabilir. Yani gerçekten o mesleğin en dürüst, en iyi bir şekilde anlatan olabilir. Onun üzerine evet. Çalışmalar yapabilir. Ve öğrencilerin erdemli olmayı tavsiye ediyorum. Benim de, bakın bu da çok soyut. Ben soyut bir şeyler istiyorum. Yani diyorum ki hocama size verselerdi, yani bu konuyu siz çalışın deselerdi bir sosyolog olarak. Hani emek, güç ve değer ilişkisine dayanarak adi sosyal bir dünya düzeni. Zaten için mesela çok... ne yapardınız? Çözümünüz ne olurdu? Projeniz ne olurdu? Şey var bu güçle ilgili literatürde diyor ki bütün ütopik eserlerde güç şey çıkar grupları yok edilmiş oluyor bir kere. Ütopyalarda bu. Kesin böyle olacak. Çıkar grupları olmayacak. Gücün kötüye kullanılması asla olmayacak. Hiç ancak iyiye, olumluya dönüşmemişti. Evet.
Yani ben ne yapardım? Yani insanlara saygı göstermeye devam edilmeliydi. Yani o kadar yapacak. Yani yapın ki öyle bir şey gücünüz yok hiçbir zaman. Bütün dünyaya nizamat verecek bir güç sahibi olacağını zannetmiyorum ama böyle bir gücüm olsaydı bir dünya kurup hani bir başka Mars'a seç insanları falan. Önce Sader öyle insanın hayvani yönü de vardır filan diyenleri sen bir git. Oyun kozmanı. Hocam. Senin tamam şey yapma. Yok yok şey değil. Sadece. Benim kavramım sosyus aslında. Oikos yani şunu kullanıyor. O ardıma karşı, oikos ve polise karşı sosyus. Hocam siz bir sosyolog olarak şunu edersiniz. Hocamın sorduğu soru. Şimdi çözüm ve çözümleme ayrımı var galiba. Şimdi felsefenin adından şunu biliyoruz. Felsefenin işi çözüm üretmek değildir. Çözümleme yapmak. Sorun uyandırmak. Sayınlarda soru yok. Şey derler o yüzden de çözümü, kısa vadeli çözümü genelde siyaset ve politikayla uğraşanlar sunuyor. Yani. Söyleyecek bir şey diyebilir miyim? Aslında tamam bizim gerçeğimiz de böyle ortamlarda geçti. Biraz daha yaş kemali hocamız yanında gerçi daha o bizim için daha şey geldiği nokta. kemali anlamda. zaten burada toplanıyorsanız, şu vaktinizi burada geçiriyorsanız doğruyu bulmak için ve doğru insan olmak için aslında bu bir çözümdür. Yani şu anda siz kendi yaşantınıza ileride rehberlik edecek çözümleri bulmak için buradasınız. Biz hep şunu bekledik tabii ki. Halk böyle bize şu verilsin, şunu uygulayalım. Hayat böyle bir şey değil ki. Hayat zıtlıklarla, iyiler ve kötülerle. Ben inancımdan dolayı Allah'ın öğretilerine inanıyorum. Ama bunun yanında evrensel değerlere de inanıyorum. Çünkü inancımla evrensel değerler örtüşüyor. Farklı bir şey değil. Kötü belli. Tanımı belli. Ütopik bir şey değil. Aynen. Bir çocuğu ağlatıyorsan, bir kadını öldürüyorsan, bir insana haksız yere işkence ediyorsan, aç bırakıyorsan bu kötü.